Kimler neler paylaşmış? Buyurun. Bende yok. İsterseniz öyle gelsin. Ya, tabii dün zaten verdiğimiz Tabii. çok önemli bir Harika bir aktivistlik aktiviteydi. örneğiydi. Çok güzeldi. Ve 1 dakika boyunca kendisini dinletip çok haklı sözler söylemişti Demet Evgar. Evet. Evet. Esra. Bir öncekini kaçırdım. Esra Erol. Ezgi Mola. Hande Doğan Demir. Hande Erçel'in bir kutlaması var. Pelin Akil var. Ve tabii ki Sıla'nın var. Hiç erkeklerden almadık mı? Hiç yok mu mesaj erkeklerin? Herkes senin kadar kibar değil. Yani çok İşte. az kutlayan oldu galiba. Niye Allah erkekleri Allah. almadık gerçekten? Hiç olmadı Evet. mı? Ama daha bugün değil mi 8 Mart? Evet, Vay geceden zaman. başlayacaktı. Suya Ay yatıracaklardı storyleri. Onlar niye bir gün önceden düşünmüşler ki? Genelde öyle düşünürler ya. Daha düşün. Bayram olmaz. Bayram mesajları gelmeye başlar Tabii ya. hatırlayacaksınız karşı Tabii. Kadınlar Günü'nü. Kadınlar Günü bu. Adı üstünde. Diyor ki hiç özel gününüz bitmiyor diyor Ömer. Hiç özel gününüz Şimdi bitmiyor. onlar ilk önce mesela Kadınlar Günü annesinin Kadınlar Günü kutlar. Ondan sonra karısına gelir. İşte bunları, bu dengeleri öğrenebildiğiniz, yani bu dengenin hayatınızdaki öneminin ne olduğunu tam kavrayabildiğiniz zamanlar gelsin inşallah diye düşünüyorum. Ve Kadınlar Günü'nde bir uyandım Gülşen kucak birinin kucağında dans Ya edip. gerçekten artık ben inanın ben derim ki Yorumlarını VTR'den sonra yasakla. Gülşen'in Kadınlar Günü biraz manidar. Buyurun. Her bir sahnesinde çıtayı yükselten, sınırları zorladığı kıyafetleriyle polemik başlatan. Ha, sahnedir, sahnenin gerekliliği vardır ama ya külotla da çıkmayın ya, külotla da çıkmayın ya. Eleştirilere sahneden verdiği cevaplarla olay olan Gülşen. Şimdi de kucak dansı yaptı. Kucağına oturduğu seyirci Gülşen'in kalçasına tokat attı. İzleyenlerin ağızlarını açık bırakan hareketten sonra sahneye dönen Gülşen namus şarkısını söyledi. Gecenin sonunda sahne performansından çok kucak dansı dikkatleri çekti. Aranjör Ozan Çolakoğlu'yla evli olan Gülşen'in ismi son aylarda polemiklerle anıları oldu. Ben ilgilenmedim konulara bakmıyorum. İnsanların yapması gereken ben değilim yani. Bana çok garip geliyor. Sahne kıyafetleri ve son olarak Bergen Saygı albümündeki Sen Affetsen Ben Affetmem performansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı da bu durumdan şikayetçi değil gibi. Bir süredir sahne kıyafetleri de anılmayan Gülşen dün İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Siyah boğazlı bir elbise tercih eden Gülşen derin yırtmacıyla yine sınırları zorladı. Cesur kıyafetini tamamlayan belindeki beyaz kurdele detayı, iddialı topuzu ve küpeleriyle dikkat çekti. Konseri haber yapan olaysa Gülşen'in sahneden seyircilerin arasına inmesiyle gerçekleşti. Seyircilerin arasında şarkı söyleyen Gülşen kendisini dinlemeye gelen bir hayranına kucak dansı yaptı. Gülşen'in kucağına oturmasıyla şaşkına dönen hayranı kollarını açtı. Ardından kucağından kalkan Gülşen'in kalçasına tokat attı. Gülşen'in skandal hareketi görenlerin ağızlarını açık bırakırken çevredeki seyirciler telefonlarına sarıldı. O anları videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Yaptığı kucak dansının ardından sahneye dönen Gülşen, namus şarkısını söyledi. Görüntüler sosyal medyada olay olurken kısa sürede yayılan videonun ardından Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişinin yakın bir arkadaşı olduğu iddia edildi. Az sonra yakışıklı oyuncu Arda Kural bizlerle olacak ve çarpıcı açıklamaları olacak tabii ki. Gülşen'in sahnesinde bir kucak dansı. Bir kere en merak ettiğim şey kucağına oturduğu adamı tanıyor mu?
%100 tanıyordur. Ya. Tanıyordur. Hatta Tolga Sezgin'e benzetmiş herkes yandan. Tanıyor musunuz Tolga'yı? Tabii tanımaz mıyım? Benzettin mi sen? Ben benzetmedim Tolga'ya ama. Arkadaşı diyenler olmuş. Tabii çünkü. Ya çünkü neden öyle düşünüyorum biliyor musun? Yani tanımadığın birini kucağına otursan ne tepki vereceğini bilmez. Belki adam sarılacak ay. Hani... zaten poposuna vuruyor görmüyor musun bir de? Ay, o bir... tam lap dance şeyi gibi. Yani gerçekten dirty dancing. Gerçekten kirli dansın. Bir de bu kıyafetle. Peki ne diyorsun Seren? Yani. Şimdi sen Zeynep Bastık'la Ediz'i çok eleştirmiştin. Şimdi şöyle, elbiselerde tek yırtmaç ve şu belden aşağı açıklık moda. Bütün dünya markalarında da var. Bu elbiseyi ben çok beğendim. Evet, elbise çok güzel bu arada. Fakat daha önce de söylediğim, bana da hani hep söylüyorlar. Sen Gülşen'e laf etmiştin, sen de böyle giyimle ilgili değil. Hareketler, tavır, sahnedeki... müşteriyle olan durumu ve yapmış olduğu son derece çirkin öne eğilip de kalçasını kilot varken sallama hareketleri vardı orada. Çok çirkindi. Biz blurlayarak verebiliyoruz ancak bu saatte olduğu için. O kadar kötüydü. Bana göre bu bir skandaldır. Bana göre bir rezilliktir. Bir evli kadının İster tanıdığı olsun, ister başka bir akrabası olsun, erkek olduktan sonra başkasının nikahlı olan bir kadının gidip bir adamı kucağına otururken ki yüz ifadesine bakın, isterseniz yavaşlatın. Oradaki gidip de arkadaşına telefondan onu bulmaya hani, çalışıyorum da gidip acaba... de arkadaşına oturup da böyle bir Tolga'yı şey değil o. Otururken ki yüz ifadesine lütfen bakın, size neyi çağrıştırdığını bir irdeleyelim kafamızda. Ondan sonra yine tanıdık olsun olmasın bir erkeğin evli bir kadının kalçasına patlatması arkasından giderken. Hakikaten o ne kocayı samimiyet ya. Ne hale düşürüyor biliyor musunuz? O ne samimiyet ya benim popom. Yani o kocayı ne hale düşürüyor? Ondan sonra da çıkıp ikide bir de üç tane orada şak şakça alkışlıyor senin yaptıklarını diye namus şarkısını söylüyorsun ama kıyafetle... Her zaman söylüyorum, kıyafetle, giyimle, makyajla, saçla hiç kimsenin namusu ölçülemez. Bununla da ilgili değerlendirilemez. Bunu da söylüyoruz. Ama hareketle değerlendiriliyor işte. Bu hareket maalesef bugün Dünya Kadınlar Günü'nde bana göre çok çirkin Türk kadınını son derece kötü bir temsildir. Evli bir kadınsın. Hayatım boyunca magazinler seninle bu kadar ilgilenmedi. Güzel şarkıların oldu. Hepimiz söyledik. Çok da beğeniyorum şarkılarını. İnsan olarak da seni seviyoruz. Her zaman Arto'yla gördüğümüz evet. zaman görüştük. Fakat o da bizi sevdiğini söyledi. Tabii yani o bunu biliyor ama dost acı söyler. Bahsedilmek veya konuşturmak çok önemli bir şey değil. Herkes herkes hakkında konuşuyor ve bahsediliyor. Ama nasıl konuştuğunu çok önemli. Tabii bir de sen vasat olsan konuştur okey. Onda bir hiç bir aynen. problem yok. Başka meziyetlerin kadar... olmasa... Yani o segment, çok segmentte değil, değil o yani. Ama bu evdeki kocayı da bitiriyor biliyor musun? Çünkü ne olursa olsun herkesin bir coğrafyası var. Herkesin bir kültürü var. Elbiseden hiç bahsetmiyorum. Çok beğendim. Bana da elbise güzel geldi. Her yeri hiçbir kapalı. Hiçbir zaman sahne elbisesinin içerisine onu da söyleyeyim. Çünkü bilmeyen birçok cahil de var. Onu da söyleyeyim. Sahne elbisesinin ve gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez. Çünkü iz yapar ve çirkin durur. Dolayısıyla dünyada da istediğiniz markanın, istediğiniz kime sorarsanız onu iç çamaşırı giyilmez. Giyilmez yani. Dolayısıyla orada... Zor. Neden iç çamaşırı giymiyor demiyorum. Çünkü bu şeyler içerideki o şey dışarıda gözükür, çirkindir. Hiçbir zaman elbise ince gerekiyor. Çoraplar giyilir veya giyilmez. Ona göre elbise kamufle edilir. Hiçbir tarafın gözükmez ama giyilmez. Hiç orada değilim ama. Ama bir erkeğin kucağına oturup da otururkenki yüz ifadesine adamın da sonra onun kalçasına giderken bir tane patlatmasına kim olursa olsun. Bak şeyi de tercihleri de önemli değil benim için. Çünkü ben evliyim. Evet, bir kocam var. Bu bir halk konseri. Bu yani ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Halk konserinde yani, enteresan yani, bir görüntü. Yani evet. O oturuşun, bakın ifadeler çok önemli. Burası neresi mas? Yani burada seksi olacağım diye, bu seks apellik vereceğim diye son derece. Yani ne münasebet sen benim karımın
Kalçasına bir adam vursun yani. Tolga gitmiş şeye. O değil mi o? Bir bakalım onun, kıyafetine. Onun storiesinde çünkü. Ha, anlar mısın? Kıyafet, tabii anlarız canım, sen anlarsın. Bakayım. Böyle bir kıyafeti var. Bir daha verebilir misiniz? Ha, bir dakika. Bir dakika. Bir daha verebilir misiniz? Tolga bu, tamam. İşte evet. Bizim tanıdık. Tolga Sezgin. Tolga Sezgin evet. Bu. Tolga'yı da çok severiz. Tabii. Acayip de o da çok başarılı bir çocuktur. Çok severiz. Ama ne olursa olsun. Yani. Tabii bizim söylediğimiz başka bir şey zaten. Ne olursa olsun. Yani bu Tolga da olsun, başkası da olsun. Tabii. Ne olursa olsun çocuklar çok çirkin. O kadar çirkin ki. Yani bunu ben bir erkek olarak eşimin başkası tarafından kalçasına poposuna bir tane böyle patlatsın falan. Onun evet, üzerine o. Otursun falan. Bu çok bana çok çirkin geliyor. Eleştiriyorum şimdi, yani. Tabii eleştiriler bir de şu yöndeydi. Cuma günü tabii bu Berge'nin şarkısı çıkacak değil mi? Sen affetsen ben affetmem. Evet. Şimdi bu konuyla alakalı PR'ım tabii ben de düşünüyorum. Böyle düşünenler de var. Yani sizce bunu bilerek yapmış olabilir mi? Peki bu PR'a yarar mı? Bence yarar. Bir acı, ya. Bir acıların kadını, bir yorum. Yani böyle tam tezat. Bilemedim yani. Şöyle yani çok konuş. Yani o kadar çok tıkı var ki şu anda Gülşen'in. Yani şu an Gülşen A dese 1 milyon tıklanacak ya. Şimdi bir o buna çok fazla sanat bir severlerimiz. Yani tıklanmak mesela şu, onu da söyleyeyim. Mesela birçok sanatçının 4 milyon 5 milyon uyduruktan takipçisi var. Evet. Gerçekte var mı? Gerçekte yok. Burada tıklanmak çok önemli değil. Çünkü zaten Bergen şarkısında göstermiş olduğu performansın ortalama olduğunu zaten hepimiz söyledik. Konuştuk. Evet. Bu kıyafet değil, bu oturuş tarzının, bu skandal hareketin oraya hiçbir etkisi olmaz. Hmm. Tıklanmaksa tıklanabilir. Bu arada bugün çıkıyormuş albüm. Yani. Yani. O yüzden de bakın bu bir şey söyleyeceğim Recep. Şunu yapabiliyor muyuz? Tam otururken. Yavaşlatabiliyor muyuz görüntüyü? Yavaşlatın yüz ya ifadesine bakın. Mı? Veya donduralım. Tam oturduğu andaki yüz ifadesini. Bu da başka bir şey çağırıyor. Tamam. Bunu böyle hızlı hızlı ver. Aa! Ama bir şey söyleyeceğim size. Bakın başka bir şey var burada. Başka bir çağrı Tolga var yani. Tolga, bu çok çirkin Tolga. Bir şey Tolga var ya. Burada yani. Dolayısıyla bu olmaz. Bu olabilecek ve kabul görebilecek bir hareket değil. Ben her zaman hareketlerini eleştiriyorum zaten. Yani içine bir kilot giyse de sütyenle, bir fileyle de çıksa eğer hareketleri anormal olmasaydı geçen kıyafetini de eleştirmeyecektim. Hareketlerinde bir problem var. Çok çirkin. Yani sen Lady Gaga değilsin. Zaten burası da Amerika değil. Olmuyor yani. Yakışmıyor. Yani bunlar şey replika hareketler oluyor. Ve bize antipatik geliyor. Bana çok anormal geliyor. Bilmiyorum. Yani onların kafası başka. Onlar evliyken kapalı kamera olsa sevgilileriyle ya da de beraber yani. Oluyorlar. Başka adamlarla da beraber oluyorlar. Onların kafası başka. Kafa bir dünya onlarda da. Biz oralarda değiliz. Oralarda da olmayalım. Bana göre güzel de durmuyor zaten. Ve senin de hiç ihtiyacın yok yani. Yazan bir kadınsın, çizen bir kadınsın. Sesin de güzel. Anlamıyorum bu kadar da. Bunu yavaşlatamadık mı? Siz yavaşlatırsınız evinizde o zaman arkadaşlar. Yavaşlatın diye. Bu işin pimini İzzet Yıldızhan mı çekti ya? Ama İzzet adam ona doğru kilotla çıkmayın şimdi, dedi. Gitgide doğru söylemeye başladı. Adama yani. Ona gıcıklık olsun diye mi yapıyor? Bunun Karadeniz damarı var dedi ya Erol Köse. Artık o kadar da değildir de. Yok ondan ya değil. Sonuçta çok başarılı bir kadın. Muhteşem sözleri, muhteşem besteleri. Hani bu kadar ileri... Yok hiç bu kadar bahsedilmedi magazinde ama. Tabii ama zaten magazinsel... Bir de çok uzun sürede şarkı hiç, da hiç bahsedilmedi. Hayır yani şarkıları hep vardı. Şarkıları ama hiçbir vardı. Zaman magazin Gülşen'le ilgilenmiyordu albüm. Bu kadar. Yani popçular... Hepsi çok güzel de ya. Demet Akalın. Saatlerce konuşmadık. Magazini vardır mesela. Demet ne söylese ne yapsa evet. Bir magazini vardır. Ama Gülşen'in hiçbir zaman yoktu bu kadar. Şimdi baktı bunun tadını aldı. Devamlı bahsediliyor. Üzerine gidiyor. Çünkü üzerine gittikçe konuşuluyor. Hata ama işte, mı? Bence hata. Bence bak, de ben hata. Çok ortada uzun vadede diyorum. Uzun vadede kesinlikle başladı. Hata. Kesinlikle hata. Yani ben izleyici yorumlarını merak ediyorum. Gülşen'in konserine kim gitseydiniz. Kim artık bestesini merak ediyor? Hiç. Kim sözlerini sıfır. Merak ediyor? Söyle bakayım. Sen evet. Şu anda merak ediyor herkes, musun? Herkes bu konsere hafta gittiğinde. Ne giyecek? Bravo. Bak
Bir de sizin evdeki adam da çok şey duruma ediyor. Düştü artık yani. Hayır, nasıl adam... bir özgürlükse o adamın ya da nasıl bir ablukaya alınmışsa o adamın öyle bir söz hakkı yok farkındaysan. İşte öyle bir adam da kimliksiz durmaya başlıyor. Yani öyle olmasa da. Çok sevdiğim yani, bir şarkıcı Gülşen. Çok bak, kesinlikle. Biz de çok seviyoruz. Sevdiğim ama ne kadar kredisi varsa yani tüketmeye and içmiş gibi. Yok şöyle, öyle değil. Aslında... Yok aslında güzel bir şeydi. Tüketmeye and içmiş gibi. Hani evet, o yolda gidiyor. Ama etrafında bütün hepimizin etrafında şakşakçılar vardır. O rüzgarla. Sana çok güzelsin der, aferin der, gördün mü der, bak senden o ona inanır. Halbuki dışarıda aslında birçok insan doğruyu söylüyordur. Abi dersiniz ki, biriniz dersiniz ki işte biz de burada konuşuyoruz. Onu kıskanıyorsun der. Kıskanılıyor bunlar seni derler. Yani bir sürü şeyler, o da inanıyor bütün bunlara. Buna üzülüyorum aslında. Yani birisinin buna bak mesela bu elbise çok güzel. Bu elbise güzel. Evet, çok muhteşem. Yani birçok elbisesi çok güzel zaten. Yani, bu arada bunlar, bu dünkü elbisesi çok güzel bu arada. Ay o elbise de çok güzel, evet. Ama gidip de oturmak kimsenin kucağına ya. Çocuğun var, evlisin. Yani adamı da çok zor durumda bırakıyorsun. Başka bir adam sana patlatıyor adam. Arkadan giderken falan. Adam yani senin kalçana bakıyor. Kim olursa olsun. Cinsellik dışarıdaki eşya. Bilmez ki. Dışarıdaki bilmiyor çünkü aşkım, bir de. Dışarıdaki bilse de bir cinsellik içeriyor. Tabii. Kim olursa olsun herkesin birbiriyle cinsellik yaşama şansı var. Var. Öyle de olsa var, böyle de olsa varsa. Öyle mi öyle? Var yani. Yani şeytan böyle... doldurur diyorsun. Var yani. Öyle de var, böyle de var. Dolayısıyla bu ihtimalin olabildiği ne olur, hangi tür olursa olsun senin kalçana patlatamaz yani. Ya bir de yani ne sapıklar var ya. Hayvanları bile istismar eden sapıklar var. Şimdi sen yarın yani. Onu yaptın. Öbür seyirci oradaki bir tane çocuk. Gel bir de benim de kucağıma otur dese ne olacak? Al şimdi başına der. Denmeyeceğimi zannediyorsun. Denir. Sen yani, o zaman Ozan olsan ne olacak? Ozan Çolakoğlu olsan ne olacak? Ozan Bey'i gördüğünüz gibi evde ay, yok. Ay yok yok yani bu iş böyle olmaz yani. Yani yarın öbür gün herhangi bir seyirci çocuk sana gel benim kucağıma otur bir de patlatayım arka. Neden sakın bana şiddet uyguluyorlar deme. Çünkü bunu sen çağırıyorsun. Yani bu gerçekten çok avam bir hareket. Yani hiç yakıştıramıyorum yani. Ve ben gerçekten tedirginim senin adına. Yani tedirginim yani. Konuşuyoruz nasıl çünkü da? Kötü olduğu için konuşuyoruz. Dedikleri doğru. Hadi söylerler mi diyorsun? Tabii yarın bir gün ya enteresan bir coğrafyada, enteresan bir yerde belki daha az kültürün oldu ya da neyse ne. Birisi der ki gel lan buraya gel yavrum. Ay o ne öyle bir ya? Şöyle bir şey de oldu. Bunlar gerçek. Evli bir kadının yani. Artık evliliğinde hiçbir ağırlığı kalmadı. Yani mesela evli kadınlar bu şekilde hareket edebiliyor diyor gençlerde biliyor musun? Bak diyor başkasının kucağına oturuyor diyor. O ona şapla. Bunlar o kadar normal oldu ki. Ne evliliği ne evli bir kadının da bir değeri kalmadı aslında. Bak o örneklere bak. Berdan Mardin'in karısı. Hesaplar açıyor. Başkalarıyla beraber oluyor. Yani kadının, evli bir kadının bir dokunulmazlığı vardır ya. Bir saygısı, bir mesafesi. Bunların hepsi bu hareketlerle bana göre gidiyor. Ben bunu eleştiriyorum. Tabii yoksa canım, kıyafetine bayıldım. Ki, bu evli kadın saçı sakın olay. Bakma derdik. Saçına bayıldım, kıyafetine bayıldım. Çok güzel. Yıllar önce Bülent Ersoy'un böyle bir kıyafeti vardı. Siyah beyaz bir fiyonklu. İlk o giymişti. Şurada bir fiyonk vardı tabii, kocaman tabii. Değil mi? Bülent Ersoy'un kıyafetinin yırtmaçlısı bu. Ama çok güzel bir kıyafet. Dolayısıyla saçı... Ay Bülent Ersoy bu kıyafette aşağı yapamadım birden. Bülent Hanım'ın siyah beyaz böyle fiyonklu. Onun yandan böyle... Ha yok derin o kadar değil. Değil mi? Şimdi buradan itibaren şey moda. İki taraftan. Yani bacak boyunu... Daha evet. Yukarıya alan. Güzel mi? Çok güzel. Bülent Ersoy otursaydı kucaklara. Adam yoktu şu an zaten. Ya bir de tabii bak kişiye göre de bakılabiliyor anladın mı? Mesela ha, ona öyle yani ona öyle. Ayda oturur o anladın mı? Bülent Hanım'ın da bir kocası yok şu anda zaten. Ha bekar diyorsun. Yani. Eğer oturduğu kucakta bekarsa sıkıntı yok mu? Şimdi hayatım evet. Şöyle yani o onun tercihidir artık. Ama onu eleştiremezsin dersin. Ben yapmam ama yapana da yap onun şeyi tercih. Ama şunu eleştiriyorum. Yani evli kadının bir ağırlığı mahremliğini ve yapması gerekenlere ve ona yapılmaması gerekenlerin sınırlarını bunlar işte hani bazen demiş ya şeydeki Bergen'in kocasının yöresindeki belediye başkanı demiş ya cinayet olmaz işte bilmem ne cinayet filmleri çocuklar niye seyretsin diye. İşte bu herkesin herkese göre değişiyor işte bu sistem yani. Yani burada benim karımın poposuna kalçasına kimse şaplatamaz.
Ve benim karım da kimsenin, erkek olsam ben, kucağına oturamam. Ama ben bunun yanında şunu düşünüyorum. Yani bence Gülşen sadakatli bir kadın. Yani bu kadar açık yaşadığına göre böyle. Ama ne kadınlar, hani diyorsa benim karımın kimse poposuna şaplak atamaz. Şimdi ne kadınlar var, kocalarının ruhu duymuyor. Aldat, o tamam. Biz ne ama, şaplaklar ne, neler. Tamam ama. Gördüğünde de çok sadakatli duruyor. Tabii ki. Şimdi bir yandan baktığın zaman Gülşen hani gözümüze sokuyor ama sadakatsizliğinden ondan, değil. Ondan ya da işte yok. Karaktersizliğinden hiç değil. Ondan değiliz. Şüphemiz yok hiç ya. Biz bunu değiliz. Çok sevdiğimiz için zaten şirkin söylüyoruz. Duruyor. Yani bahsedilmek için, konuşturmak için bu yollara başvurması ona yakışmıyor. Ya, yine söylüyorum. Tabii sahne için enteresan. Sen zaten bahsediliyorsun. Şimdi bu elbiseleri giyiyorsun. Herkesin fiziği müsait değil. Giyemiyor birçoğu. Kıskanan da vardır gerçekten. Çünkü giyemedikleri zaman bir başkasının kıyafetini eleştirir bizim. Veyahut da dans edemeyen dans edeni eleştirir. Bir tanesi der ki ben dans etmek için çıkmıyorum. Benim sesim var diyor. Halbuki Kazulet gibi dans edemiyor. O ona sığınıyor. Öbürküsü ona sığınıyor. Oralarda değilim. Ama buralardayım. Yani evliliği senin kimse kocasına aldığa. Öyle bir şeyler de değiliz hiç. Anlaşılmasın. Ama itibarsızlaştırıyorsun. Evliliğini de, kocanı da, kendini de. Hiç güzel bir hareket değil. Yani yaptığı şey kendine yapıyorsun. Yani. Bizim dediğimiz o. Yoksa biz seni yok, izleyici yorumları var. İğrenç bir görüntü diyor Yasemin Hanım. Ben Şükran Hanım'ın bir yorumu var. Ben Gülşen'in konserinde olsam kalkar giderim. Bir daha da onun hiçbir konserine gitmem. Bence bu seyirciye de saygısızlık diyor. Birçok yorumlar var tabii. Eğlenceli bulan da var. Sempatik geldi diyen de var. Ama bunu yazan erkek. Tabii. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Buradan nasıl döner maç bilmiyorum. Yok, o onu şimdi alkışlayan bir şey var ya o etrafındakiler. Ama hep böyle biliyor musun? Sadece Gülşen'in değil. Kiminin etrafında yalan şakşakçılar varsa çok büyük yanlışlara sürükleniyorlar. Ben çoğunluk bir şey söylediği zaman neden böyle söylediklerini düşünürüm ama. Yani genel bir şey mesela bugün makyajınız olmamış mesela. Hı. Bunu eğer fake hesapları saymıyorum. Çünkü fake hesapları zaten ama gerçek hesaplardan. 10 tane bile bana bugün makyajınız olmadı dediği zaman bunun gerçekten olmama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Hı, olmamıştır. Olmamıştır. Bir dinleyelim bakalım. Aynen. Hı. Şimdi bu birazcık da çoğunluğa da kulak vermek lazım yani. Bir de kim söylüyor ona da kulak vermek lazım. Birisi kıskançlıktan söylüyor ama biz zaten seni çok seven insanlarız. Takdir eden evet. insanlarız hani mesleğindeki başarını. Ama orası bunlar çok %100. Çirkin artık. Bunu, bunu kimler yapıyor biliyor musun? Kimler yapabilir bunu? Sen biliyorsun aslında. Bunu. Evet yani çok isim veresim var yani, segment sus, olarak. Sus ben de biraz önce verecektim yani. Sonra hemen evet, sustum. Yani, değil mi yani? Bunu var böyle ikinci, üçüncü sınıf tipler. Sen de biliyorsundur tahmin ikinci üçüncü sınıf bile değil. Yani. Böyle sarışın falan. Onlar yaparlar bak onların yapmaya ihtiyacı var. Çünkü onların başka türlü bir şansı yok. Ama sen Gülşen'sin ne gerek var? Bu kadarına gerek yok. Kocanı evet ya, kısaca yani. Aslında bizim demek istediğimiz o. Gerek, yani. Gerek yok yani. Peki hadi bakalım. Klasikleşmiş magazin turumuz bu. Ünlüler dünyası bomba gibi magazin dünyasında neler oluyor? Olaylar, polemikler, en renkli görüntüler. Hepsi Söylemezsem Olmaz'ın hazırladığı haber turunda. Her seferinde teklif var ama değerlendiriyorum diyerek ekranlara uzun bir süre ara veren yakışıklı jörni Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Senaryoya bağlı, içimizdeki insani duyguyu ne kadar ortaya çıkartacağına bağlı. O yüzden hani önden bir takım şeyler olmazlar veya olurlar koymak ne kadar doğru mu? Bu proje değerlendirecek bir şey. Ünlü oyuncu bir dijital platformda Gri isimli dizide oynayacak. Geçtiğimiz haftalarda bir konser öncesi tüm borçlarını ödediğini söyleyen Serdar Ortaç cephesinde kafa karıştıran gelişme. Borcunun olmadığını söyleyen Ortaç'ın Levent'teki lüks villasını satışa çıkartması kafa karıştırdı. Şükürler olsun borçlar bitti, çok çalıştım. Son 3 ay hiç oturmadık değil mi? Hiç oturmadık ama gelen hepsi borçlara gitti. Güzeller güzeli Hülya Avşar'dan gündeme dair açıklamalar. Hazal Kaya Ahmet Hakan polemiğine girmek istemedi. Hazal'ı beğenirim. Ben Hazal'ı beğenirim. Bunu diyeyim yeter. Peki aşk hayatı nasıl gidiyor? Bak siz varsınız, bak sen var, o var, o var.
Sağ olun. Bırakıyorsunuz mu ki yalnız? Tadını çıkarayım anasını satayım ya. Evet. İsmi Cemal Güzelci ile aşk iddia alanına karışan ancak kısa bir süre sonra yalanlayan Hülya Avşar yalnızlıktan pek memnun. Güzelci sosyal medya kullanmıyordu yoksa Instagram hesabı mı açtı, ne oldu? Yıllar sonra biz de heyecanlanmıştık sizin adınıza. Sizin adınıza biz de heyecanlanmıştık. Oğlum. Hani Instagram mı kullanmaya başladı? Yavaş yavaş. O mu etkili? Ben de anlamadım. Türkiye Kadın Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu. Beyaz TV'ye ünlü sunucu Belma Beden ödül getirdi. En iyi gezi programı ödülü Belma Beden'in sunduğu ve yapımcılığını üstlendiği Belma Beden'le Geziyoruz programına gitti. Belen heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Gezi programı zor bir format ve her gün aynı saatte yayında olmak gerçekten çok yoğun bir tempoda çalışmayı gerektiriyor. Ve bir ödülle taçlandırılmak gerçekten mutluluk verici. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar, ekran başındalar. Kanalım Beyaz TV'ye, ekibime ve destekleyen, yanımızda olan herkese teker teker teşekkür ediyorum. Diva Bülent Ersoy sahnede yaptığı günün anlam ve önemine uygun konuşmasıyla hem moral verdi hem de kadın erkek eşitliğine dikkat çekti. Bir adım veya ileri ya da bir adım geri falan da değildir. Ben hiçbir kocamın fikrini sormadım. Kararları tam tersine hep ben verdim. Onun için de adamlar benimle durmadı zaten. Aldılar başlarını gittiler. Ünlü oyuncu Demet Evgar iyi niyet elçisi oldu. Kadın biriminin iyi niyet elçisi olarak bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün arifesinde ilan edildiğim için çok mutluyum. Sorumluluklarımın bilincindeyim ve heyecanlıyım. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Ben Kadınım başlığını sokaklarda haykırmıştı. Bununla ilgili de konuştu güzel oyuncu. Herkes, kadın erkek orada olan herkes. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi aslında bu. Yeni final yapan Maske Kimsin Sen programının sunucusu ve Masumlar Apartmanı'nın başarılı oyuncusu Tansel Öngel kameralarımıza yakalanıyor. Üzüldük tabii, çok güzel bir programdı. Umarım bu programlar artar. Sunucuda da çok yakışıklıymıştınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir geri dönüşü olmuş sizin için? Valla çok güzeldi. Yani sokaktan alıyoruz biz her şeyi. Sokaktaki bütün insanlar bize çok iltifatta bulundular. Şimdilerde Çağrı Tel Kıvıran'la yeni bir aşka yelken açan bir andamla Yılmaz ismi anılmıştı ünlü oyuncunun. Ne düşünüyor bu konu hakkında? Yok canım, biz arkadaşız işte. Kendisi de açıkladı yani. Yan yana görülen herkese yakıştırıyorlar. Sağ olsunlar yakıştırmışlar ama şu anda bir ilişkisi var onun da. Yani benim arkadaşım, bir ilgim yok. En azından o anlamda bir ilgim yok. Arkadaşlık olarak tabii ki devam eden bir arkadaşlığımız var. Bir aşk başlamadan bitti mi yoksa? Ünlü türkücü Berdan Mardin'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı Vazgeç Gönlüm şarkısını yeniden paylaştı. Ünlü şarkıcı bu şarkısıyla epey ses getirmişti. Şimdilerde Halit Ergenç'le İngiltere'de yaşayan Bergüzel Korel kızıyla kendi dillerini oluşturmuş. Biz anlamasak da onlar kendi aralarında gayet iyi anlaşıyor gibi. Uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Murat Boz en son geçtiğimiz yıl klibinde eski aşkı Aslı Enver'e göndermeler yaptığı iddia edilen Sevgilim şarkısını çıkartmıştı. Boz'dan yeni şarkı geldi. Harbi Güzel. Ayrıca doğum günü olan ünlü popçunun doğum gününü Another Self'ten partneri aralarındaki aşk iddialarını yalanladı. Tuğba Büyüküstün kutladı. Ne tesadüftür ki aynı vakitlerde Aslı Enver'in Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte oynayacağı Sen Yaşamaya Bak filminin tanıtımı paylaşıldı. İkilinin yeni projelerini kutlamak isteyen yakın arkadaşları Murat Dalkılıç, ünlü ikilinin projelerini ardı ardına paylaşınca Dalkılıç'a müdahale geldi. Dalkılıç Aslı Enver'in paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. İddialara göre ikili rahatsız olmuş. Şarkılar Bizi Söyler programında Selami Şahin şarkısı söylediği için Selami Şahin ve o da eski sevgilisi Lider Şahin'den veto yiyen İrem Derici'den
hamle geldi. İrem Derici şarkı repertuarlarından tüm Şahin şarkılarını çıkardı. Ünlü yapımcı geçtiğimiz gün vefat eden dostu ve iş ortağı Alpay Kazan'ın son yolculuğuna uğradı. Cenazede Esat Yontuş da vardı. Acun Ilıcalı'yı sevgilisi Ayşe Çağla Altunkaya da yalnız bırakmadı. Kazan'ın cenazesi Şakir'in camiinden kalktı. Aylardır zirvede olan Hande Erçel'e Demet Özdemir ve Hazal Kaya darbesi. Güzel oyuncu ünlü bir film eleştiri sitesinin sıraladığı oyuncu listesinde yerini kaptırdı. Aşk Taktikleri filmiyle Demet Özdemir zirveye oturdu. Pera Palas'ta gündem olan Hazal Kaya ise ikinci olurken Hande Erçel dördüncü sıraya geriledi. Geçtiğimiz gün Ahmet Hakan'la oyunculuk üzerinden polemik yaşayan Hazal Kaya'ya birçok ünlü ismin ardından bir destek de güzel oyuncu Demet Özdemir'den geldi. Demet Özdemir de köşe yazarı Ahmet Hakan için vasat herif sözlerini kullandı. En son Sefer'in Kızı dizisinde oynayan güzel oyuncu Neslihan Atagül'den müjdeli haber. Ünlü oyuncu Gecenin Ucunda isimli dizide oynayacak. Eşi Kadir Doğulu da dizinin ortak yapımcısı oldu. 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri gününde vefat eden Rasim Öztekin'i de saygı ve özlemle anıyoruz. Şimdi Serdar Ortaç geçtiğimiz hafta borçlarımı ödedim demişti. Meğersem bizi çok üzen bir hareketti. Dün çok üzüldük. Tek elindeki varlığı evini satmış. Tek. Tek değil mi yani bir tek son o vardı. Son kalan yani hepsini satmıştı. Son çok değerli bir mevkide. Çok güzel bir villası. Emirgan'da. Emirgan'da. Çok güzel bir konumu olan evet. Bir villadaydı. Ve onu satıp tüm borçlarını Allah'tan tüm borçlarını kafa kafaya ödemiş. Yani nasıl bir borç, nasıl bir batak, nasıl bir şeydi? Yani evi satıp satmadığından emin miyiz acaba? Her yerde günlerdir Serdar'la beraber çalışıyorum da. Yani anlaşma yapmak istiyordu. Öyle görüşmeleri vardı. Ama geçen vardı. Günde zaten vasiyet bırakmıştı o evimi kardeşlerime. Satışa çıkarmış. Sen Serdar'a inanıyor musun? Yani? Çocuklar inanmayın yani. Şimdi şöyle. Serdar'ın bütün borçlarını Polat ödemiş. Duydum ben. Allah Allah. Ve Polat da canım bir yere kadar. Da, hayır, onun yok, karşılığında da devamlı biliyorsun her yerde Serdar. Yani Serdar çıkmadan hiçbir yer yok şu anda. Her yerde sahne yavrum. Yani daha gerçekten çok çalışıyor. Kreselerde bakkalda da görebilirsin onu yani. Yani Serdar çalışmak zorunda. Neyse o gerçekten borcu bitti ama şimdi şöyle bir şey yapabilir. Mesela o evler 45 milyon falan. Türk lirası da vurduğun zaman 40 milyon, 45 milyon civarında. Şimdi daha da çok arttı. Şimdi 20 milyonluk bir ev alıp 20 milyonunu kenara koyup belki daha rahat yaşamaya seçiyor olabilir. Şimdi illa bir mülkü elinden çıkartmak istediğiniz zaman sıkışık olduğunuzu göstermez. Serdar'ın bu durumlarını bildiğimiz için belki düşünüyor olabiliriz ama Serdar'ın şu anda borcu yok, onlar ödendi. Ama bu evi belki de bunu satayım iyi bir müşteri çıkar bazen. O iyi müşterini değerlendirmek istersin. Satmayacağım bile varsa satarsın yani. Evet, yani öyle şeyler de olabiliyor yani. Bayağı da satıştaydı. Satmak istiyordu. Yalnız iyi parayı bulunca satmak istiyordu. Tabii çünkü değerli bir ev. Bir de şu anda tabii çok fazla Katarlı. Orası 3 katlı mı? Katarlı, Arap. 4 katlı. 4 katlı. Evet, ben onun yanındaki evde oturuyordum. Komşusuydum Serdar'ın. Aslında biliyorsun değil mi? 2 evi daha sat oradaydı. Onun da evler. Sattı. Şu anda yaşadığı ev tek değil mi kalan? Şu anda artık tek evi. Ama bilmiyorum. Orada iki tane daha villası vardı. Ama içine hiç bak yaptırmıyormuş biliyorsunuz. Hayır, hayır o evlerin işçileri çok eski. Yani evet. Yaptırsan da o kadar zaman oldu problemli evler onlar. Yok storyler falan çekiyordu Seçil'le birlikteyken. Ama belliydi yani ev eski. Ama eski. Yeri o kadar güzel. Tabii tabii canım biliyorum kadar... yani tahmin edebiliyorum neresi olduğunu hemen da. Hemen o büyük alışveriş muazzam. Merkezi var evet. Ya. Onu iniyorsun sağda karşı hemen. Karşı tepesinde. Tabii ya. Ama çok rutubet falan. Deniz manzarası vardı üst kattan falan. Güzel evler ama eski. Yani eski evlerdi. Belki daha yenisinde daha iyi bir şey bulursa geçsin yani. Yani. Belki oranın enerjisi de ona iyi gelmemiş olabilir. Bütün hani şeyleri de bırakıp gidebilir. Çocuklar o para onun eline geçerse yani bir yere yatırmazsa o paranın hepsi gider. Yalnız bir şey hepsi söyleyeyim mi? Gider. Biz bu hafta şey dedik ya Kıbrıs'taydık evet. Ya. Ben özellikle aşağı indim bakmak için mi? Yok kıza yani kızacaktım hani aşağıdım yok diye. İnmedi. Yok inmedi. Hiç inmedi. İnmedi yani. İnmiyor. Yapmıyor yani şu anda bence. Şu anda hadi hasta gerçekten biliyor ya. Musunuz? Gerçekten hasta yani. Hasta yani ama hasta şu derken... an biraz alkolü azaltırsa süper olur. Evet. Yani şu inmedi yani. Ama kim inmişti? Kimi gördüm? Mehmet Ali Erbil. Yani öyle yürüyor, böyle yürüyor, öyle yürüyor. Ama o bir şekilde
şeyini biliyor. Evet, o evet. Limitini biliyor. O limitini biliyor, doğru. Biz onun hiç parasız, parasızlıktan öldüğünü ya da hiçbir şey öyle konuştuğunu gördük mü, hiç görmedik. Yok, o standartını hep korudu. Her türlü karılarına baktı. Çocuk gibi karılarına. Çocuklarına baktı. Yani düşün. Yani bu kadar kumar oynuyor dediğimiz adam o zaman. Evet. Yani onun için o hep bilerek Serdar yaptı. Serdar çocuk gibi. Serdar'ın yanındaki kadın veya şey, zaten Zeki Bey çok tatlı bir adam. Ona çok sahip yani. İzzet Bey'in 10 yıl 15 yıl önceki hali. Ama Zeki galiba eski şoförü ve korumasıydı galiba. Öyle mi, ben bilmiyorum. Oradan menajerliğe terfi et. Ben öyle biliyorum. Ama onu iyi tanıyor. Tabii. Çok, ve şey çok de göstermiyor tanıyor bence. Yani kural müsamaha falan da göstermiyor. Öyle düşünüyorum, onu iyi tanıyor. Ve o da onu dinliyor. Yani öyle gözüküyor. İnşallah yani. Yani iyi. Serdar'ın yani sahnesi falan da çok iyi. Yani kötü değil. Ya. Ama dediğim gibi bu evi satmasındaki sebep, iyi bir müşteri bulduysa ben i̇şte de o gibi, satarım belki yani. Belki bir Arap, belki bir Katarlı güzel bir fiyata vermiş olabilir. Çünkü o bölgeyi çok seviyorlar onlar. Ben de teknemi satıyorum, iyi bir müşteri bulursa. Buradan sonra 4 milyon istiyorum. Yani anlaşırız, bir ufak bir şeyler yapar. Çünkü bana da ondan fenalık geldi yani. Evet. Gerçekten. Yani Nisan itibariyle o evet, çok güzel gider. Evet. Peki. Nisan başı. Ama arada ben Örfi'ye teşekkür ediyorum. Dün Örfi'ye çöktüm. Ne demek o? Alın yan buzdolabını. Aldın mı? Ay sus. Allah. Yani Allah Örfi. Örfi müşterilerden çıkartır bunu acısını şimdi. Böyle şeyler konuşmasın diyor Bilal Bey. Niye? Bilmiyorum. Bırakın bu işleri diyor. Ha öyle mi? Peki çabuk geçelim diyor. devam ediyoruz. Sizin bütün yaptığınız şeyden paparayı ben yiyorum. Ve doğum günü mesajları. Murat, şimdi bak, sen de hayatım benim. Murat Boz. Murat Boz'un evet, bir paylaşımı var. İyi ki doğdun diyor. Sevgilisi mi? Bu kim? Tuğba işte. Sevgili bunlar beraberler canım, kesin. Net. Ya niye saklar bir insan sevgilisini ya? Nazar mı değer? Yok canım, çok güzeller bence. Bence yakıştılar. Evet, yakışıyorlar. Yakıştılar. Yani evet yani ben şu an beğeniyor. Bu fotoğrafta gayet son derece tatlı bir ikili görüyorum. Niye saklanıyor? Bir kere Tuğba'ya... Kim saklamak istiyor? Hep... Bundan yoksa ne yapsınlar bu ama bu arada. Da, Murat'ta da bir şey var. Bu etrafa ailesi, kime bir ayıp olmasın şeysi var. Yani. Bravo. Yok, her yer açık. Çok yönlü. Adam saklamak istiyorsa sıkıntı. Kadın zaten saklamak istemez. Adam saklamak istiyorsa bir sevmiyordur. İki, başka biri vardır çok gönlünde. Yönlüdür. Üç, kız şu anda... Çok yönlüdür ne demek ya? Yani her yere açıktır. Her çiçekten bal arasın. Mavi boncuktur. Mavi boncuktur. Ya şey da, olarak değil, seksüel olarak değil de. Yok yok, ha, öyle değil. Tamam. Şey, bir de Tuğba da istemiyor olabilir şu anda, emin olmadığı için. Bunlar emin olmak istiyorlarsa birbirlerinden. Peki bir tane yeni şarkı yaptı. Klibi yayınlandı ama tam klibinin hayırlı olsun mesajıyla Aslı'nın filminin hayırlı olsun mesajını kutlarken arka arkaya storyler geliyor Murat Dalkılıç'ın storiesinde. Öyle mi? Bir Murat Boz'a hayırlı olsun diyor, bir Aslı'ya diyor, siliyor bir tanesini. Hangisini sildi? Aslı'yı. O ne demek ya? Çünkü Aslı önceydi. Sonraydı. Hani ilk Murat'ı paylaşmıştı, sonradan yarın da Aslı'yı paylaşırım gibi. Tamam, okey. Ama yoksa bilerek değil herhalde. Ya bir şey soracağım, ne olur ya? Yani yana gelseler ne olur? Biz programlarda üst üste kaç kere konuştuk sizi? Arkadaşların da taraf tutma şeysi, iki tarafın da arkadaşıysa bence ortada kalabilirler. Birisi birisine fenalık etmediyse. Yani şimdi hem Aslı'nın arkadaşı Murat Dalkılıç hem de Murat Boz'un arkadaşı. Evet, o çok zor bir şey bunda yani. Bir şey değil. Bu görüşebilir. Bana çok büyük bir kötülük yapmadıysa, benim arkadaşımsa görüşebilir. Evet, buna kim tepki gösterecekti ki? Murat'ın tepkisinden mi korktu, Aslı'nın tepkisinden mi? Ben asıl onu merak yani ediyorum. Aslı beni sil mi dedi acaba? 24 saat sonra story bitmiş olabilir. Ama 24 mi? Saat sonra yüzlerce kişi görüyor. Bence Murat yaptı. Yeni şarkı. Deniyorum ama sanki sesi hep aynı gidiyor gibi. Yani şarkının başından sonuna kadar ne bileyim hani pesler, tizler, ayrı nüanslar yok gibi geliyor. Sanki hep aynı gidiyor gibi ben şarkı. Ben çok beğendim. Sadece dans büyük, uzun insanlara dans yakışmıyor yani, net. Ya ben şeyini, tarzını çok beğendim. O bol tişörtler falan güzel olmuş da. Yakışıklı yani, adam. Ben Murat'ta hızlı şarkı da olsa o şarkının melodik yapısında romantiklik bekliyorum. Hani ben özledim vardı ya falan, onun gibi. Onun hızlı şarkıları. Ajda Pekkan şarkıları, tarzı şarkılar Murat'a çok daha fazla gider diye düşünüyorum. Niye farklı insanlarla çalışmıyor onu bilmiyorum. Ama Murat'ı çok seviyorum.
Evet. Onun iyi olmasını istiyorum. Yeni ilişkisi de hayırlı olsun. Bence Tuval ortaya çıkabilir. Artık çıkabilir. Bu ona enerji katacak gerçekten. Ben öyle düşünüyorum. Biz şimdi reklama gidiyoruz. Siz ortaya çıkın ama biz istiyoruz. Yani. Reklamlardan sonra Arda Kural bizlerle olacak ve açıklamaları bomba. Wow. Ve yakışıklılar yakışıklısı Arda Kural. Hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlıyım dedi. Heyecanlandım. Heyecan verici olunca güzel oluyor yani. Heyecanlanmaktır derim her zaman. Öyle biz güzel. De çok heyecanlıyız. Yanımızdasın. Çok beğeniyoruz seni. Hı-hı. Yani ilk çıktığından beri ben zaten acayip beğeniyorum seni. Çok yakışıklı bir adamsın gerçekten. Hı-hı. Ağzın, gözün, burnun falan felaket bir yakışıklı. Ama işte yakışıklılar da aldatılıyormuş meğersem. Aldatılıyor muymuş? Ya. Allah Allah, öyle bir şey mi? Yakışıklılar aldatılmaz mı ya? Aldatılıyor. Aldatıldın mı? Tabii ki aldatıldım. Yıldız aldatmıştı beni. Onu programda söylemiştim zaten. Ağzımdan kaçtı öyle. Ağzımdan Yıldız'la kaçtı. Yan yana gelince böyle garip hallere giriyordum ben. Sen onu hala seviyorsun galiba onu. Sevmekle de ilgili değil. Ya İntikamını bizim... mı aldın? İntikam yaptım evet. İntikam aldım. Acı da verdim. Oo. Nasıl yaptın mesela? Aldatıldıktan sonra ayrıldın. Merak ettim orada kaldın. Hayır ayrılmadım. Kabul ettim. Devam ettim ama o devam ediş basit bir şey değildi tabii ki yani. Hmm. Aslında bizim soru söylediğimiz hep bir şey vardır ya. Madem aldattı, niye devam ediyorsun? Ya da bilmem ne hani erkekler, neden ettin mesela? Erkekler hani nasıl devam edebiliyor? Çoğu erkek edemez ya, hani sindiremez. Sen nasıl sindirdin mesela? Sindirdim. Ya da niye devam ettin? Yani devam etmemin nedeni seviyordun herhalde. Evet. Sevmek tabii ki var. Sevgi olmazsa yani. Mümkün değil zaten. İntikam alma duygusu ben ona zarar vermemle ilgili değildi. Hmm. Sadece belki biraz kendimi ortaya koyma. Belki hani bende yarattığı hisleri ya da hani bir takım duygusal çağrışımların yerini değiştirmek, bakışları değiştirmek. Hmm. Belki benim üzerime olan düşünceleri değişsin. Onun gibi şeyler. Onunla belki başka bir tavır zaten. Sergileyip o tavırda hani Yıldız'ı yine etkileyecek türde olup ama sonradan da... Bu da başka bir bakış açısı. Ona ait olmayacağım falan ama. Ona ait olmayacağım sonradan. Peki için soğudu mu? Gençlik duyguları. Ha, aslında... İçim soğumadı öyle değil. Ya, Yıldız'ı çok severim ben. Biz birbirimize acı vermeyi seviyorduk. Çünkü Yıldız bir türlü tatmin olmazdı yani. Ben etrafında dolaşıyordum. Bazı ilişkiler böyledir biliyor musun? Ben birbirine acı vermekle. Şimdi tabii dan diye hemen konuya girdik ama... biz... Sana bir VTR hazırladık. Önce bir onu izleyelim. Tamam. Bakalım Arda Kural. Bir zamanlarımızın Leonardo DiCaprio'su ki bence ondan çok daha yakışıklısı. Bence de. Teşekkür ederim. Vay be bakalım. İki tane güzel kadından bu kadar iltifat. Gerçekten öyle. İşte Arda Kural'ın hikayesi buyurun. Genç yaşta şöhreti yakalayarak 90'lı yılların en gözde oyuncularından biri oldu. Oyunculuk yeteneği ve yakışıklılığıyla genç kızların gözdesi Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle geleceğin en önemli aktör adaylarından biri oldu. Arda Kural, Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi dizilerdeki başarısıyla bir döneme damgasını vurdu. Nazarı mı geldi bilinmez. İşler onun için bir anda tersine döndü. Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken sağlık sorunları peşini bırakmadı. Psikoz tanısı konulan Arda Kural için kabus dolu yıllar başladı. Tek başına mücadele etmek çok zordu. Etrafını ışık saçan, görenlerin gözlerini üzerinden alamadığı o genç yıldız adayının yerine düşünceli, yorgun ve yolunu kaybeden genç bir adam geldi. Akıl hastanesinde tedavi gördü. Sokaklarda yaşadı. Genç oyuncunun sosyal medya düşen görüntüleri seveni sevmeyeni herkesin yüreklerini sızlattı. Herkes belki ondan umudunu kesmişken o kendinden umudunu kesmedi. Sevenlerinin dualarında olan Arda Kural küllerinden yeniden doğdu. Güzel şeyler hissettim. Ben ne bileyim. Uzun süren tedavi sürecinin ardından eski sağlığına kavuşan sevilen oyuncunun gidişi sessiz, dönüşü muhteşem oldu. Öne geçmeye çalışmalar, benimle yarışmalar. Oyunculuğa geri döndüğünü açıklayan Arda Kural günlerdir manşetlerden düşmüyor. Eski partneri Yıldız Asyalı ile yarım kalan aşkları, tedavi sürecinde yaşadıkları ve en son özel hayatıyla ilgili ilk kez açıkladığı sırlarıyla Arda Kural hakkında merak edilenleri anlatıyor. En son bir internet sitesinde verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Kural, sokakta yaşadığı günler için her şey annemin şikayetinden sonra başladı diyerek şoke etti. İslam'ı keşfetmeye kalkıyorum. Sette namaz kılıyorum.
tabii ki aykırı şeyler değil ama insanlar öyle bakmıyor. Yani o dönemde öyle bakılmıyordu. Çocukluk yıllarından bahsederken anne ve babasının ayrılığı için annem başka bir erkeği babamdan üstün gördü diyerek hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez paylaştı. Kur'an anlattıklarından sonra özellikle sosyal medyada hastalığa annesi mi neden oldu yorumları yapıldı. Günlerdir konuşan, geçirdiği zorlu süreci anlatan Arda Kural şimdi söylemezsem olmaza konuk oluyor. Bugüne kadar konuşulmayan, hiçbir yerde sorulmayan sorulara en doğru, en samimi, en gerçek cevapları veriyor. Arda artık iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Ya öyle yansıyor da insanlar çok tedirgin oluyor hani. Kötü şeyler mi yaşıyorum? Çok kötü, hani çok koyu şeyler mi diye o hissi aldım ama öyle değil. Yani anneme, yani ben hayatımda bir kere böyle bir şey yaşadım. Annemle hiç tartışmam yani, o her zaman saygı duyarım. Ve annemle bir kere o öfkeden öldüreceğim seni dedim. Annem de öfkenin sebebi neydi? Ya şimdi o da bana öyle bakıyor gibiydi. Çünkü o dönemde üzerimde çok fazla bakış vardı. Ben kendi kendimi bulmaya çalışıyordum. Hani nasıl bir kazanma sürecine girerim? Nasıl bir değişim olur? Ya da kendimi mi geliştireceğim? Olgunlaşacak mı? Bu mücadele içindeydin yani. Mücadele yani. O mücadelenin alt çizgileri bunlar. Bu mücadelede yanında yasaklı madde kullanıyor muydun? Hayır. Hayır, acaba ondan da halüsinasyon görüp herkesi düşman da görebilirsin öyle ya. Düşman. Ya şöyle, yaşadıklarınızla ilgili olmasa, hani gerçekten yaşadıklarınızla ilgili olmasa düşünce sizde oluşmaz. Öyle bir şey yoktur yani. Bence yani toplumsal bir sarsıntı yaşadım. Ve ona bağlı olarak gelişti bütün bunlar. Yani şöyle, herkesin sana karşı olduğunu ve insanlar sana bir takım hareketler yapmaya başladı. Bu fazlalaşınca bunu alt edemedin, olabilir o mi? O kadar da önemli değil ya. Sadece mesleki açıdan öne geçme çabaları, işte yarışlar falan. Ama o senin moralini bozdu sonuçta. Ama haksız bir mücadele insanın moralini bozuyor. Yani tam bir şeyleri başardım diyeceğim. Hani kendim için mesela bir plan yapıyorum, bir karar veriyorum. Tam bir noktaya geliyorum, o noktada bir şey başaracağım. Çok güzel, bana, beni çok motive eden bir şey. Hemen bir şey yapılıyor, engel olunuyor. Sen bu demoralize ediyor yani. O kadar güçlü değilim ama yani 24 yaşında falan. Evet, çok küçük. Mesela yalnız ne? Burcum Koç. Ben de Koçum. Kaç Nisan? 12 Nisan. Kadın erkek değişiyor mu? Yükselen değişebilir. Yani ben de çok duygusalım. Benim de moralim bozulur. Ama ben yenilmeyi hiç sevmediğim için. Ben onun karşımdaki yenene kadar devam ederim ben. Yani bende de böyle bir şey var. Ama anne baba ayrı mı büyüdün? Ayrı büyüdüm, evet. Ne zaman ayrıldılar? Ne zaman? Ben 14 yaşındayken falan. Ergenlik. Şimdi bunu çok zamanı zor kabul ediyor Koç burçlarındakiler de mesela. Yani aslında çocuklar da anne baba ayrı olduğu zaman, annenin hayatına yeniden birisi girdiği zaman, babanın hayatına girebilir ama annenin hayatına girmeyi mesela ben hiç kabul etmedim hayatım boyunca. Annemin yani hayatına kimse girmedi ya, o da yanlış anlaşılma. Yani babamın kendini öyle hissetmesiydi. Yani bir erkekle başka erkeği üstün gördüğü mü? Üstün gördüğü değil. Yani ya şimdi biriyle tanışıldı bir şekilde yani. Normal. Tamamen hayata dair şeyler. Biriyle tanışıldı. Babamın kendini eksik hissetmesi. Kendi kendine de oldu. Yani ben annemin hani oradaki duyguları aslında normal. Kadınların o bakışları normal. Normaldir ama erkekler işte biraz fazla duygusal olup konuyu kendilerine döndürüp içlerine döndürüyorlar. Yani ben de böyle şeyler yaşıyorum. Mesela sevgilim, kız arkadaşım hani birine baktığı zaman, bir şey görebildiği zaman, bir beğeni olduğu zaman, ki bunlar normal şeyler. İnsanlar birbirini beğenmelidir yani. Hani birine engel olup onu tabii beğenme ki öyle davranma. Peki anne mutsuz bir kadın mıydı evde? Çünkü genelde kocasından ayrılan kadınlar mutsuz oluyor. Mutsuz olunca da çocuklar da mutsuz yetişiyor. Acaba bu yansıdı mı sana? Mesela bana yansımıştı. Sana ben yansıdı mı? Ben mutluydum ya. Arda başka kardeşin var mı? Var. 30 yaşında. Ne yapar? O da bir şirkette çalışıyor. Oradan yükselmek istiyor. Oyunculukla alakası yok. Oyunculukla alakası yok. O normal. Peki benim anlamak istediğim şey, hani akıl hastanesine yattım ve rehabilitasyon gördüm. 20 gün falan. 20 gün. Ha. Yasaklı maddeden dolayı mı? Ben o kadar kötü biri değilim ya. O kadar yanlış var. Yasaklı madde kullanmıyorum. O anlamda söylemiyorum. Yani hangi yönden ruhun acıdı da gittin, onu anlamaya çalışıyorum yani ben. Yani işte psikozun ya da ne tanı koydular sana? Psikoz ve tanımlanamamış şizofren. Yani şizofren şöyle oluyor. Yoksa kötü olduğun için olur mu? Şizofren mesela hayal görmekle, kendi hayallerini yaratmakla ilgili bir şey ama şöyle, bendeki tanımlanamayan, yani normal bir şizofren değil, bendeki şu,
Yani yaşamın var ettiği gerçekleri sevmiyorsam onların İster yerine kabul etmiyorum. Başka bir şey yaratıyorsun. Kabul etmiyorum. Kendi yarattığım bir dünyada var olup o yarattığım tavırlar, o sözler, o davranışlar, sen oraya doğru yürüyüş. Acıyı, dramı mı seviyorsun? Yok saydı, yatsıdı. Evet. İnkar etti. Acıyı severim. Sever misin? Severim acıyı. Çünkü acı çok şey anlatıyor insana. Tabii, çok da büyümeli. Ama tamamen duyarsız olmak, tamamen de mutlu olmak değil. Bana biraz şey geliyor. Yani, ya mutluluk var ama acı da var. Hani acı çekerken bazen insanlar içki içerken falan da olur. Bir aşk, bir evet, Serena'da biz bazı konularda tanı koyamıyoruz. Özellikle aşk konusunda. O da acı çekiyor. Ama ben de çok yakın bir zamana kadar sevilmenin ve sevmenin acıdan geçtiğini düşünürdüm. Ben de acıdan geçerdim. Evet, çünkü her acımanın ne kadar büyük aşk olduğunu düşünürdüm. Ama aslında öyle değilmiş. Yani o üzülmek, illa acıtılmak sevilmek demek değilmiş yani. Düşünülmek sevmek. Beni düşünen mesela, beni iyi hissettiren, huzur veren de beni sevebiliyormuş. Mesela Seren bunu çok yeni öğrendi değil mi? Yani. Seren neredeyse 2 yıldır falan yeni öğrendin. Yani. Sen peki o süreçte bunları geçebileceğini, bu sınavlardan geçebileceğini, aslında gerçek hayatın başka bir şeyler olduğunu ne zaman öğrendin? Ya da hiç ya öyle ekleyeyim üstüne. Hiç öyle bir kadın arkadaşın oldu mu, kız arkadaşın sonra? Ben nişanlım bile oldu sonra diye biliyorum. Hayır hayır, uzak kaldım biraz ben. Ya şöyle, çok önemli şeyler gibi görünüyor. Aslında hayatta her şey önemli derim ama içinde yaşayan insan için çok basit de olabiliyor yani. Aşılır, geçilir. Çünkü ben mesela farklı kültürlerden beslenmeye de yönelmiştim. Ne bileyim, bir düşünürün aklından neler geçebilir? Varoluşçu düşünce, spiritüel enerji, ilgilendiğim noktalardı, konulardı. Yani birçok düşünceye ulaşmak, birçok belki farklı kültürlerin içine girip onlarla ilgili algılara ulaşmak falan, toplumu tanımak adına, halkı tanımak adına mesleki açıdan da bunları yapıyordum. Kendimi geliştirmek adına da. Ona uygun ama, bir kız arkadaş buldun mu mesela, hayır, birlikte yürüyebileceğin? Uygun aramam ya, hissettiğim gibidir. Yani uygun birini aramam. Bence şu anda Arda'nın en önemli, yani ben eğer Koç burcunu tanıyorsam biraz da Arda'yı da gözlemledim. Gülümsediğine şu anda göre bazı şeyleri kendinde bulduğunu tahmin ediyorum. Şöyle, bizle anlaşmak hem çok kolay hem de çok zordur. Çünkü yani herkesin bir sınırları var. Ve Arda'yı iyileştirecek ve daha iyi hissedecek tek şey başarı. Yani işine döndüğü zaman ve işini yaptığı zaman ve moralini bozacak bir şey olmazsa o iş yerinde, oradan da gitmek ister. Moralini bozan yerden de gitmek ister. Başarı çok büyük ilaç ya. Başarı çok önemli. Dönecek misin? Dönecek misin? Tabii ki. Kesinlikle yani, ben işimi yapmak istiyorum çünkü bütün meselem buydu aslında. Bütün psikolojimin bozulmasının sebebi. Çok güzel bir kalemim var. Çok iyi bir senarist olduğumu düşünüyorum. Vay, çok güzel. Çevremden de gözlemlediğim. Yani ben 24 yaşında bir film çektim sahne diye. Yönetmenliğin yarısını ben yaptım. İlk yönetmenliği öğrenme için bir destekleyici yönetmen arkadaşımdan rica etmiştim. Bir tiyatro sahnesinde geçiyordu. Hayat bir sahnedir. Hepimiz oyuncularız. Dekorları biz inşa ediyoruz. Var olan bütün dekorlar, binalar. Bizim eserimiz. Hepsini biz yaratıyoruz. Biz de içinde oynayan oyuncularız gibi bir bakış. Çok da güzel bir kurgusu vardı. Bir psikolojik gerilim türünde bir filmdi. Şimdi o filmi yaptığım zaman kendime çok büyük bir özgüven kazandırdım. O senaryo beni çok etkilemişti. Farklı bir şekilde belki sinemanın dahi çocuğuna aday kendimi atıyordum. Yani çok daha gençtin çünkü. Tabii 24 yaşında film çekiyorum çok mesela. Güzel. O senaryoyu yazıyorum falan. Senaryo senin içindeki Filiz tabii, gittikçe büyüyor. Zaten diyor ya, yine her olur türlü düşüncelere sahibim. Her yola gidebiliyorum. Peki şimdi zaten senarist olmanın en büyük herhalde tabii şeyleri. Onun işine çok alakalı tabii. Mesela sete gittin, döndün. Yine senin moralini bozmak isteyenler olacaktı. Her ortamda ben var. Ben yaşamadım yani, lütfen. Benim kimse setten moralimi bozmadı yani. Ama dedin ya, bir iki kişi için galiba, öyle bir şey hatırlıyorum. Benim sadece şunu yaparlar. Canını sıkanlar oldu. Bana şunu yaparlar ama herkes değil. Bana her zaman benimle ışık atmak vardır. Hep benimle sen varsan ben de varım. Beğendikleri ya da ilginç bulundukları sözlerime karşılık sözler yaratılır falan. Ben bunları kafaya takmam ama büyük şeylerde kafaya taktıklarım. O büyük şeylerle mücadele etmem herkes gerekiyordu. Ettim ama ne olduğunu insanlar da biliyor yani. Peki şimdi mesela mücadele yine aynı birisi olursun. İnsanlardı. Şu anda öyle bakmıyorum çünkü o kadar büyük bir mesele yaşayacağımı bir daha büyütecek zannetmiyorum. Belki sen insanları büyütme. Ben o kadar küçüktüm diyebilirim. Evet. Aynen, İyi, süper. Annene karşı hırsın bitti mi? Anneme hırsım yok ki benim. Yok. Yani seni şikayet etmesi, veya seni polise annem vermesi haklı. Sana... Ya haklı. Yani bana bir ders veriyor. Annem öyle
Kriterleri yüksek bir kadındır. Hayat öyle mi? Tabii ne iş yapar diye. Ses sanatçısıydı. Öyle mi? Söz Türk Sanat Müziği sanatçısıydı. Şimdi annemle benim böyle bir şey yaşamam zaten enteresandı. Ama o psikolojik öfke bozukluğunda yani ben annemi öldüreceğim için değil. Annemi tabii. öldürmeyi tasarlamadım da yani tabii öyle ki. Bir şey de değil. Sadece o söz onu incitti. Çünkü incitirdi. Yani çünkü anneye herkes seni öyle. Öldüreceğim. Denmez. Tabii, yani çok, düş çok yakamdan ağır. Da dedim. Bık benden bunların de. Bunların hepsi çok ağır ve hepsi eşdeğer biliyor musun? Yani öldüreceğim demekle düş yakamdan anne arasında hiç fark yok. Ay işte bunlar çok. İncitici şeyler. Pişman mısın? Tabii ki pişmanım yani. Pişman olmaz mıyım? Annemi çok severim ben. Annem başka erkeğe de babamdan üstünü görmüş değildir. Yani o sözler öyle alınıyor mu? Pek öyle değil. Tabii. Yani kadınlar pek bunu yapmazlar. Ben kadınların doğaya ve yaşama olan saygılarına çok değer veririm. Yani kadın saygısı çok önemlidir. Onlar yerini biliyor. Erkekler sadece meseleleri farklı şeylere taşır ve öyle bir durum yaratırlar. Kadınlar da hep içinde kalır. Annen yani hayatta değil mi? Hayat, evet. Görüşüyor musunuz? Görüşüyorsunuz. Bir problem yok. Arda bir menajerlik şirketiyle anlaşacak mısın? Şimdi yoksa yalnız mı ilerleyeceksin? Sakın yalnız ilerleme. Şu anda çünkü çok zor tabii, bir çok piyasa zor var. Bir piyasa. İyi mesela teklif geldi mi hiç? Bu ara var. O kadar gündemdesin ki. Bazı görüşmelerim ki. Var. Arda Instagram adresi var. Kullanıyor musun? Kullanıyorum. Lütfen verelim Arda'nın sayfasını. Takip etmek isteyenler olacaktır. Lütfen söyler misin? Instagram Arda Kural online olması gerekiyor ama. Bir bakalım. Cihat Arda ilgileniyor. Kural. Cihat ilgileniyor Instagram'da. Evet Cihat da burada yok. Şimdi nasıl bulacağız? Arda Kural online. Enteresan bak sosyal medyaya evet, ilgili değil. Yani, Cihat ilgilendiği için her şeyle. Yani, Arda Kural online evet. 265 bin takipçin var. Harika. Buradan reklamlar falan bence güzel her şey olabilir. Zaten bir menajerlik şirketin var. Benim menajerlik şirketim çalıştığın. Çalışacağım. Öyle gözüküyor. Var anlaşacağım menajerlik evet yani bu senin sayfan doğru mu? Evet. Tamam süper. Onu lütfen verelim Arda Kural online. İlk proje ne istersin? Ne olsun istersin? Yani aksiyon karakteriyimdir aslında. En iyi yaptığım şeylerden biri. Savaş hani, sanatları üzerine hani böyle filmler. Bir diziler, filmler tekrar ama uyarlanıyor ya. Ama romantik komedi falan da oluyor. Yani ben her rolü oynayabiliyorum. Mesela Emret yani. Komutanım tekrar uyarlansa oynamak ister misin? İstemem. Sarp'la Aran senin dediğin İstemem gibi mi? Dedi. Yoksa belki senin halüsinasyonun olabilir mi? Halüsinasyon öyle bir şey değildir artık. Ama hayır. Ama hayır. Yani bu hep halüsinasyon. Belki sen de halüsinasyonumsundur. Hayır. Yani. O anlamda değil. Yani o kadar kıskanıyor de demişsin ya. Filmlere bakma sen. Filmler öyle görsel olarak öyle anlatıyor. Halüsinasyon öyle bir şey değil. Halüsinasyon nasıl bir şey biliyor musun? Ben halüsinasyonları tamamen içine girmedim ama oralardan geçtim o kafa değilim diye. Halüsinasyon ne biliyor musun? Başkasının senin hakkında hissettiği, doğada ne bileyim var olan ama çok uzak kaldığın ama nasıl ulaşırım o duyguya, o düşünceye, ne o doğada hani doğada bildiğin bir şey ama ne onu yaratırsın falan. Kendi kendine onun gerçekliğine inanırsın. Hani ne bileyim keşiş gibi keşiş vardır. Keşiş nedir mesela? Nasıl yaşar? Sen keşişle ilgili bilgilere ulaşırsan bunlar halüsinasyondur. Ama bunların ben doğanın sana ulaştırdığına inanıyorum Sarp'ın yani. Seni kıskandığına ve ama bunları yoluna... yaşıyorum yani. Yaşamıyor muyum ben? Yaşıyorum yan yanayız. Bana bunu yapılan, anlarsın canım. Çok da yakışıklı yani, bir çocuk. Sarışın ikisi de. Ama Sarp da yakışıklı bir çocuktur. Ama yani fark boyun, etmez ki. Tamam işte yarışalım. Güzel olan işini yaparak yarışmak. Ortaya koyduklarınla yarışmak. Mesela, yarattıklarınla yarışmaktır. Yani kız arkadaşım şimdi Seda Akman bana gelip sana aşık olduğum gibi bir çok güzel bir incelikle beni tavlayıp takılıyor. Araya o sadece bu duyguyu kıskandığı için anladın mı? Onunla ilgilenmeye başlıyor. Araya ne, işte şimdi bunları şey bunları gösterebilirsin. Hiç öyle bir çocuk değil yani. Biliyor musun? Göstere göstere olmaz. Hayır. Dayın işte Mustafa Altoklar diye biraz güçlüsün diye ya da benim yapımcı mısın dayısı diye. Dayısı mı? Bu benim yapımcı mısın diye bu rahatlık yani böyle bir rahatlık hayır. Böyle kimse, bir mobbing yani böyle bir eziyet yani. Gördün mü yani bir tabii şekilde? Tabii ki gördüm yani gruplaştırdılar da. Bağlanabilir istersen. Gruplaştırdılar da Emret Komutanım da ekipleri. Onların tavırları da öyleydi. Şimdi her şeyi Arda Kural'ın psikolojisi bozuktu da onlar öyle oldu diye getirirseniz tabii çok saçma. Tabii, çok saçma. Olay çok kolay ben bunu olur. Çok daha sonra zaten insanın psikolojisi. Evet. Ve... Yapana değil yaptırana bak. Hayır şimdi böyle bir şey yapıyorlar. Herkes mesela kendi görevini de iyi yapmadığı zaman birçok konuda. Mesela kuafördür, makyajdır, işte oyuncudur, kıskanıyordur bilmem ne. Bunların hepsinin senden memnuniyetsizliği vardır. Ve bunlar bir araya geldiği zaman hepsi seni beraber çekiştirirler. Aslında kendi eksikliklerini veyahut da kendi kıskançlıklarını örtbas etmek için seni suçlarlar. Bu iş böyledir. Aynen. O yüzden sana yapılanı anlıyorum ben ya, yani. Bu her sette olur biliyor musun? Yani sette de olur, çalışma şeyinde de olur, aile içerisinde de olur.
Aslında bu oluyor yani. Evet, şimdi neden konuşuyorum? Aslında ben sessiz kalmıştım. Konuşmayacaktım ama sessiz kaldıkça o çığın altında kalıyorsun. Onun altında kalıyorsun. Yani sen hastalık yaratmışsın gibi duruyor çünkü. Evet, anlatılanlar öyle oluyor. Yani. Acayip İyi oluyor. Konuşma. Ben de konuşmak istiyorum. Yani anlatayım, herkes bilsin. Çünkü içsel bir özgürlüğe de sebep oluyor. Bu sana yara yani veriyor bir de yani. Aynen. Ben özgürleşeyim istiyorum. Yani herkes bilsin ne yaşadığımı. Neden psikolojim bozuldu? Neden yani yalnız? Çünkü yalnız bir insan üstüne öyle öbeklenerek, o kadar herkesi gruplaştırarak, bakışları bir de değiştirerek. Yani sektörde şuymuş muymuş gibi abuk sabuk. Bunları duydun var mı? Bir sürü ya. Bir tane değil. Tamam, ben kendimi değerli hissediyorum ama bir yere kadar. Ya ben böyle şeylerden kendimi değerli hissediyorum. Demek ki çok hani tabii, göze batan bir şey. Tabii. Ha, bende evet, bir şey var ki, evet, ki ama ben tabii de kendimi bilirim. Yani bende bir şey olduğunu biliyorum. Tabii ki yetenekli olduğumu biliyorum. Bir şekilde ilgi odağıyımdır. Bilirim tavırlarımla, davranışlarımla, hislerimle kendime sonuna kadar güvenirim ve severim. Ama bir yere kadar oluyor. Yani tabii, öyle duruyorsun, bu sefer öyle duramazsın. Yani o zaman varlık mı göstermeyeceğiz biz yani? Hep bir toplumsal baskı. Hepimize neler yapıldı aslında. İşte Arda, bazılarının neler ruh hali güçlü olunca onu yırtıyorsun. Evet. Ama senin gibi daha naif olduğunda, evet, ruhun hazır değilse ki ama çok genç bir yaşta. Yapımcım yani dayım yapımcım diye de böyle bir şey yapamam yani kimse. O yapabilir. İşte yaptı. O yapabilir. Ben güçlü olacağım. Öbür yerde gruplaştı. Tabii. Herkes yani dayanamadı. Sen güçlü olacaksın, anladın mı? Namaz işte tabii şimdi çok zor. Dini tanımak istedim yani, çünkü Tanrımı çok seviyorum, Allah'ı çok seviyorum. O dönemde bir de çok fazla yargı vardı dine karşı, işte İslam'a karşı. Gerek dünya üzerinde gerek Türkiye'de çok yeriliyordu, çok aşağılanıyordu, çok incitiliyordu. O yani din mensubu insanlar, tarikatlar, marikatlar, aynen çok eski tarikatlar, marikatlar. Yani öyle bir yargı, öyle bir pencere oluşturulmuştu dine karşı. Bense yani çok masum bir şekilde İslam, hani bu benim dinim, bunu tanısam. Öğrenmek. Çünkü bir kere dünyaya geliyorum falan diye düşünüyorum. Bunların hepsini yapmam gerekiyor. Yani Tanrı'nın benden istediklerini yapayım ve onunla yakınlaşayım. Çünkü evrensel enerji, yaratan kudret nasıl bir şey ki hepimiz içindeyiz. Hani dokunmak için elim var, görmek için gözüm var falan. Her şey yerli yerinde, o kadar kusursuz yaratılmış. Kadınla erkek diye bir şey var. Üçüncü bir cinsiyet yok, bir yaratı yok. Yani her şeye baktığım zaman o kadar güzel görünüyor ki gözüme. Sen tabii çok derin de düşünen bir tabii, adamsın. Tabii. Gördüğüm kadarıyla zekâsı şimdi tabii. Var, bütün bu her çok, şeyin anlamı ne çok falan. Çok derin düşünüyorsun. Aynen. Tabii bazen biz sana uzak kalabiliyoruz. Haklısın. Değişik bir adamsın. Ya biliyorum. Biliyorum. Hoşuma gidiyor. Peki namaz yani kıldın mı? Yani sette mi? Zekatlar geldiği zaman, evet, yani zaman namaz saati geldiği zaman haliyle ara istiyorsun ya da boşlukları zamanı tabii, ya da cumaya gitmek i̇şte, için gibi cuma namazına gitmez mesela ama izin istenir ya, gidilir. Ben işte şey diyorum hani namaz kılacağım 10 dakika falan. Ne bileyim hemen gene bakışlar böyle tuhaf. Yani o davranışları ben bunu açıklamak zorundayım. Aynen. Yani ne alakası var ya, benim gerçekliğimi al kardeşim yani, mesela çok merak ediyorsan, eğer kötü niyetin yoksa, yani gerçekten hani normal bir davranışın söz konusu olsa gelirsin sorarsın yani niye namaz kılıyorsun, herkes hani din öyle bakılmıyor, insanlar Allah'la ilgili öyle. Herkes özgür. Yani bunu merak ediyorsan yani, anladın mı, niye sor, ne hissediyorsun Arda de. Ya sen namaz kılıyorsun ama anladın mı? Merak et. Oradan, sen neden kılıyorsun? Oradan yarışacaksan. Bana da bir bilgi geçsin mesela. Yarışacaksan onu yap. Oradan kurnazlık et. Hani kafayı bul. Oradan yürü. Anladın mı? Yani aşağılamaya çalışmak. Peki bu setlerde sonra yaptığın çalışmak bir şey miydi acaba? Sonradan mı namaz kılmaya başladın da? Ya Emniyet Komutanım döneminde işte. Emniyet Komutanım döneminde namaz kılıyor. Çağırıyordu çünkü, ben ezan duymuştum. Allah beni çağırdı. Ben biliyorum, hissettim. Yani ne zaman Arda? Bak çok gençsin, bu yaşlarda yap, tanı. Kimle paylaştın çünkü bunu? Bir şey vermiyor değiliz. Bunu kendi olarak. Şimdi İslam insana, yani dinin insana bir şey kazandırmıyor değil. Yani olur yaratılmış, ya varlık ki olarak oluşmuş tabii olan ki her şey insana bir şey kazandırıyor. Ben de kazanmak için dinimi istiyorum. Yani havasını da atarım yani, o kadar da bağlıyımdır. Ne var bunda yani? Ne var? Hiçbir şey yok. Ya tabii arayışta da oluyor insan. Yine söylüyorum, bu aileden, küçüklükten itibaren çok fazla mesela mutlu olamayan çocuklarda bir arayış da oluyor. Evet, Arda da bir şeye o arayış sığınmak içinde. Aslında iyi bir dost bulamamış, evet, sığınamamış. İyi bir belki de eş bulamamış, sığınamamış. Aileye tam istediği anlamaya çok da sevse de yok, çok yani mutluyum ben, çok güzel takılıyordum, bozuldu. Hayır, arayış da değil yani. Ben sadece resmen
O sorumluluğumu yerine getirmek istedim yani. Dini tanımak istedim, Tanrı'ya yakınlaşmak istedim, her şey hakkında düşünmek istedim. Hala devam ediyor musun yoksa o dönemde mi kaldın? Hayır, o dönem düşünüyorsun, sonra bitiyor. Kaldın, yani hani artık alacağım bir şey kalmıyor. Çünkü ben evrensel yaratıyı da çözümlemiştim kafamda. Kendime dair olarak tabii ki. Hani herkesin bilgisi ve algısı gördüğü kadarıyladır, yarattığı kadarıyladır, düşündüğü kadarıyladır. Ben kendim tatmin olacak şekilde her şeyden memnun oldum. Kendini normal bir insan olarak görüyor musun? Ait olduğun her şeyin ne olduğunu merak etmek istemiştim. Kendini normal bir insan olarak görüyor musun? Ya da kendini nasıl görüyorsun? Yani normal değilim, evet. Normal değilim ama... Artı'ya göre normal olmayabilirsin. Hayır, zaten kendi de söylüyor. Sıra dışı görüyorum. Çünkü Artı bizim anormaldir. Hayır, normal olmak ne demek bir kere? Hayır, işte ben onu anlıyor ne demek istediğimi. Açıklaması var bende. Neden sıra dışı olduğumu biliyorum. Ben çok normalimdir ama hayatta o normallik yaşanmadığı için ben sıra dışı kalıyorumdur. Şimdi dine girmem çok normal bir şey. Aslında olması gereken bir beklenen ama evet. Yaşam o değil. Hepsini yaşadım. Konjektür farklı. Varlığınla ilgili, ait olduğun her şeyle ilgili düşünmek normal. İnsan normal. Bir kere dünyaya giriyor. Belki de bütün sorumluluğu bu. Ama insan bunu yapmıyor. Bütün filozofların varlık sorgulamasıyla filozof işte, olduğunu aslında tabii, biliyoruz değil mi? Yani? O yüzden hani evet. Bizden daha ayrı. Daha özel belki de. Ben normali yaşıyorum, insanlar sıra dışı. O yüzden ben sıra dışıyım, insanlar normal gibi. Oluyor yani. Öyle çok oluyor. Sıra dışı halim o. Peki kalbinde birileri var mı? Yok. Bir düşünür ama. Yok, bilmiyorum ya, aşk yaşamam herhalde. Yıldız'a bir daha olmaz herhalde değil mi? Yıldız'a yok, olmaz, bitirdik biz. Zaten bitirdik. Son bitirdin zaten, tabii, kızı da bitirdin. Maşallah, aferin sana, kız da bitirdi, beni aldattın deyip milletin ortasında güzel bir intikam oldu. Tebrik ediyorum. Gerçek bir intikam biliyorsun, bayağı soğuk yedin yani. Ben var ya şok oldum. Şok oldum yani. Canım yani o zaman da şey aldatmaktan şey, utanmamıştı bu. Onu söylemekten evet, mi utanacak şey yani? Tabii orası bir de Arda'dan hiç ya, beklemiyorduk. Büyük evet, ters köşe. Yani, kötü bir şey yaptığı için değil ki. Ben ya. Yıldız'ın ne yaptığını biliyorum yani. Onun bütün derdi, ben bunu biliyorum. O bana kötülük olsun diye ya da kendisi hani ahlaksız bir insan olduğu senin için değil. Senin canını acıtmak için tabii miydi ki o? Seviyorum ama çok fazla seviyorum. Çok fazla etrafını. Acaba acı da çeker mi? Acaba kaybetmekten korkar mı gibi garip saplantıları vardı Yıldız'ın bir yani. Bir de bu yakışıklı bir adam ya, şimdi bunun tabii çok etrafında kız vardı. Kız bana acı verdi. Bak benim de var. Bak bana da bakıyorlar. Sen Leonardo'ysan ben de işte bilmem Angelina Jolie'yim. Neyse bir ne. Bir de senin şimdi bu fotoğraflarını ve eski ama. Hani bu sistemdeki görüntülerini gördükçe senin kıskanılmaman tabii, mümkün değil. Mümkün çünkü değil. Sen dünya standartında bir fizik ve fizyonomiye sahipsin. Burada mesela herkes birbirine benziyor birçok oyuncu. Evet ama evet. Sende evet, bir senin muadilin yoktu var. Mesela. Muadilin yok. Dolayısıyla senin kıskanılman da o kadar normal ki bundan sonrası için de normal. O yüzden çok fazla en azından şimdiden sonra bence deneyimledin ve bu kadar çok takmayacaksın diye düşünüyorum. Artık takmam tabii ki. Yani çünkü psikolojik destek açtım. Alıyor musun? Psikolojik destek yok. Yani ilaçları da bırakmıştım. Yani 3 sene önce falan benim psikolojik neden bozuk? Yani şimdi daha derin düşünüyor ya. Bizden çok daha duygusal. Ama yaşı da aldı. Anladın şimdi. Mı ne demek yaş da büyüdü şimdi artık. O kadar basit sırf ki bak. Ona hani evet. Onun yanındayım çünkü. Hani o anlamda evet, soruyorum. Evet, evet. Hani bazen biz senin kadar derin düşünmüyoruz. Dolayısıyla ruhumuz daha az acıyor ya. Ben düşünüyorum valla. Sen. Ben o aynı fikirdeyim. Yani onu tamam. Düşünüyorum yani. İnsan sadece bildirmez. Bildirince sıkıntı oluyor. Yani bildirmemek gerek aslında. Herkes içinde yaşamalı ama o benim hatamdı ya. Ben açıyordum yani. Bir de insanlar da faydalansın. Çünkü aslında düşünmektir derim. Sonuç olarak en güzel meziyetlere insanlar düşündükten sonra ulaşabiliyor. Çünkü bilgiye de düşünerek ulaşırız. Yani öğrenimle ulaşılan doğru. Bilgi de vardır ama onlar da düşünceden doğar. Yani sen bir yerden okursun, öğrenirsin, o bilgiyi edinirsin ama düşünerek yarattığın, oluşturduğun gerçeklerin kanıtları sana öyle bir bilgi olarak dönüyor ki bu seni yani geliştiriyor, olgunlaştırıyor. Şimdi mesela detaylı. Yapımcılarda kafalarında soru işareti var mıdır diye merak ediyorum. Seninle çalışmak isteyip de acaba Arda yani öyle bir lanse edildi ki çünkü Arda. Senden sorun. İyi ki açıklamalı zaten. Konuşmalı insan. Susmamalı. Yani acaba Arda'yı yarın öbür gün sete döndürdüğümüzde Arda problem çıkarır mı? Ben sette hiçbir zaman problem yaşamadım. Benim yaşadığım şeyler hayatımla ilgiliydi. Ben yani normalde problemli biri değilim ki. Yani bırakıp gider misin seti? Hayır, ya alakası, da işte bu yok tabii, değil mi? O şeyler, izlenimler. İşte bunu yarattılar açıklam. İşte. Bunu yaptılar. Bana bu şekilde bir bakış sağlandı. Siz bile hala o bakıştasınız. Ben, hayır, ben o bakışta değilim. Tam tersi. Şeye o bakışta olmadığım diye. Ve sana bunu yapıştırılmak istendiğini anladığım için senin bu anlamda söyleyecek bir şeylerin olmasını istiyorum ki yani, insanlardaki bu ön yargı gitsin diye. Güzel de anlatıyorsun. Öyle bir şey yok. Yani psikolojik rahatsızlık
olsa eğer, yani o rahatsızlık döneminde olsa tabii ki işimi yapmazdım ki yapmadım zaten. Yani çalışmak istemem, ezberlemek istemem. Hmm. Ne bileyim, ben başka şeylerle ilgilenmek istiyorum. Kendimle ilgilenmek istiyorum. Duygularımla ilgilenmek istiyorum. Düşüncelerimle, beklentilerim var. Bana öyle davranılması gibi. Tabii ki o duygular vardı. Ama ben işimden soğumuştum. Çünkü çevremden de soğumuştum. Oradaki o ortam, o kadar bandı. Basit bir şey ki. Sana salak diyorlar, aptal diyorlar, yeteneksiz diyorlar, çirkin diyorlar, başarısız diyorlar. Kötü bir insan, kötü bir insan, kötü bir insansın diyorlar, nefret edip seni alındırıyorlar. Sen de bunun altında derinlik arıyorsun. Ben neden salak olabilirim? Neden kötü bir insan olabilirim? Bundan başka bir şey. Bu da psikolojinin bozuk olması oluyor. Yani mutsuz olman oluyor. Çünkü açmak istersin kendini, yaşamak istersin, yeteneğini ortaya koymak istersin. Ne bileyim, sanatını yapmak istersin. Bunun için bir özgürlük istersin. Evet. Ama sürekli bu düşüncelerle ilgileniyorsan o senin psikolojinin bozuk olduğu anlamına geliyor. Ama psikolojinin bozuk olduğu insanlara zarar vermek, onlarla uğraşmak demek canım. Değil yani. Kendine evet. Zarar verdin mi hiç fiziksel? Hayır canım. Hiç. Hayır. Çok güzel. Sokağa hiç oralarda düştüm. Değilken böyle tanımış. Sokağa yani. Düşmedim. O da öyle gösterildi. Evet, çünkü öyle sokağa, sokağa tercih etmişsin gibi. Hayır hayır. Benim sokakla ilgili bir tek tecrübem annemin 3 gün uzaklaştırması. Bir o mu? Ondan başka sokağa düşmem yani. İnsan sokakta yaşamaz. Yani sokağa kimse gitmez yani. Tercih de edebilirsin. Bazı şeyleri deneyimleyebilirsin. Denemekse zaten öyle bir yapım vardır. Denerim hep. Evet. Hani deneyimlerim ama sokak değildir yani. Sokak bir şey söyleyeyim. Sokak zor. Neyi deneyimleyebilirsin? Birçok şey anlatsam bitiremem. Yani bir iki tane söylesene bize. Marjinal şey, böyle. Şu anda ben 40 yaşıma kadar, şu yaşıma kadar her şeyi deneyimledim. Çok her yolun insanıyım diyebilirim. Her ortamdan geçmişimdir ama bunu isteyerek, kasten yaşamak istediğim için. Ama hiçbir şeyi alışkanlık haline getirmedin. Hiçbir yolu. Ya işte şu ana kadar yaşadıklarımın hepsi de öyle. İşte psikolojimin bozuk olmasına takılmazsa aslında benim yaptıklarım çok... Valla son derece zeki konuşuyorsun. Ya tabii psikoloji insan mutsuz yani. Oluyor, psikolojisi bozuk oluyor ama çok önemli şeyler değil. Sadece öfke bozukluğu. Yani tepki vermek istiyorsun, veremiyorsun. Aklına geldikçe ne yapacağım falan diyorsun. En sonunda şuna ulaşıyorsun. Yani kendi içimde bunu çözmem gerekiyor. Kendimde eksiklerimi tamamlayayım. Çok doğru. Yani avantajıma döndürdüm yani. Salak salak diyorlarsa ne kadar salağım ona bakayım, onları düzelteyim. Halbuki tam tersi ne yani. Kadar ya da salak mısın? Sen yani, bazı yani... insanlar için ciddi bir tehdit olmuşsun. Onlar evet, da seni bastırmaya çalışmışlar çok belli. Magazin izliyor musun? O baskı da doğru yani, olmuş. Televizyonla aramayı değil, izlemiyorum ama... Gülşen'i izledin mi dansını? İzlemedim. Aa, sana soracaktık. Bir erkek olarak nasıl görüyorsun? Erkek... Görmedim, izlemedim. Belki şey? Hazırlarlar, nasıl sana bir şey? Sormuş oluruz. Nasıl bir şey? Birazdan gösterelim nasıl bir şey. Kıskanç mısındır? Kıskancım. Aa, hiç göstermeyelim o zaman. Sarışın, esmer, ne seversin? Mesela... Ne seversin? Kadında... Hayır yani... Bir kız arkadaşın olsa. Bekli. Bir kız arkadaşın olsa. İlk kriterin ilk nedir? İlk baktığın şey beni nedir? Beni etkileyebiliyorsa tipine ondan sonra bakıyorum. Yani nasıl ama etkilemesi neyle oluyor? Tiple değil. Yani ben mi? Çirkin başkalarının yani bir takım insanların, farklı insanların çirkin diyebileceği, o potansiyelle görebileceği insanlara da ilgi duyabiliyorum. Benim öyle bir ipim var. Mesela işiyle alakalı bir el hareketi bir kadının, ne bileyim, dişçidir. Öyle bir diş yapıyordur ki bir el hareketi, bir ustalığı falan hemen hoşuma gidiyor. İnsan sevmeye yer arıyorsun. Evet, ilginçmiş. Evet. Yani o zaman ne bileyim karizmatik bulduğum kadınlar vardır. Etkilendiğim zaman tiplerine bakıyorum yani. Ha, dikkatini çektikten sonra tipe bakıyorsun. Dikkatimi çektikten sonra bir şekilde yani bir bakıştan etkilenebilirim, bir cümleden etkilenebilirim. Böyle şeyler olduktan sonra tipe yöneliyor. Ama tamamen tipe bakınca gene direkt tipe baksaydık yani. Olmazdı zaten. Koç burçları konuşuyor. Verelim mi? Gülşen hazırmış. Tamam. Bakalım Gülşen dün gece nasıl dans etti? Arda bir görsün. Bir halk konseri gibi bir konserdeydi. Birazdan vereceğiz. Evet. Evet. Bir arkadaşın kucağına oturuyor mesela. Kötü mü diyorsunuz? Mesela hayır, sen ne diyorsun? Sen o kucak erkek sen olmak ister miydin? Sen hayır, kocası olduğunu düşün. Bence çok estetik, seksapel bir hareket. Çok tatlı dağıtmış. Kocası onu. Olsaydın. Sen kocası olsaydın peki aynı şekilde düşünerek bakabilirsin. Ama onu o şekilde kabul ediyorsam o benimle evlenirdi belki de yani. Hmm. Yani kucağına oturan... şeklinde. Yani şimdi şarkıcılık bak, başka bir şey çünkü yani de. Orada bir görsellik, bir hissiyat var. Ama yani, biz iki taraflı düşünüyoruz. Şimdi, yani. Evet, sen dışarıdan olarak tabii güzel, hoşgörülü olabiliyorsun. Ama bir de kişinin kocası olduğunda nasıl bakardın onu da merak ediyorum. Ve mesela karının da poposuna birisi şapatsaydı elinden. Ama ben öyle bakmıyorum. Yani Gülşen'se o. Ben onu o şekilde kabul ettiysem
yani kabul edebilirim ben aslında. Aslında doğru bakıyorsun. Yanlış ben, bakmıyorsun yok, ama. Ben aldığında da Gülşen'dim, sonra da Gülşen'im. Aslında mantıklı. Doğru. Ya baştan kurallarını koyuyorsan, birbirinizi anlıyorsanız sorun yok. Aslında kurallar içerisinde baskı. Ama Gülşen bu kadar rahat hareket ediyorsa demek ki bir sorun yoktur belki de yani. Tabii yok canım. Zaten. O çünkü kocası bayağı bir zamandır sorun yok. Yani bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi görselliktir yani. Sanata katılan şeyler. Bizim taktığımız kadar Ozan takmıyor zaten. Çok güzel bir şey söyleyeceğim ya. Bu şimdi kucağa oturmak sanat mı yani? Yapma Allah aşkına. Sen bu kadar derin düşünen hayır, adam olarak. Her şey bir bütündür artık, öyle değil. Sanat sadece şarkı söyle, o zaman hiçbir şey yapma. Okay, bir eylemin olmasın. Ya da o seksepalli, o şarkıyı o şekilde söyleyen bir starsan, bir yıldızsan, onun hareketlerini yapmasan bir anlamı yoktur. Allah zaten. Allah Gülşen demek ki Gülşen'in de. Hareketlerde bir sorun yok zaten ama ne zaman ki o sanatın üstüne tamamlayıcı olarak kucağa oturmak olunca ama bu sanat oluyor yok mu? O estetiği çok güzel atmış, onu görüyorum. Yani o bir, böyle bir görsellik yani. O bir kucaktan görsellik. Kalkarken. Ben böyle şeyler güzel peki şeyler. Peki mesela bir erkeğin karının poposuna bir patlatmasını falan, o da mı estetik geliyor sana? Ya böyle şeyler yapılmaya çalışılıyor bence Türkiye'de. Başarırsak olacak ama en azından öncüleri var yani. İyi bir taklitler bir şekilde var. Taklitler. Başarırsak olacak. Ya o yıllarda, o yıllarda Yıldız Asyalı böyle bir performans yapsaydı erkek arkadaşı olarak ne derdin? Sanat olarak kabul edecek mi? Ya Yıldız'ın böyle halleri vardı, ben onu kabul ediyorum. Çünkü Yıldız bana şunu söylemişti yani Arda, hani biz oyuncuyuz. Desene ama zaten beni aldattı, zaten yine de kabul ettim. Biz starız, yok alakası yok. Artı hiç alakası yok. Biz yıldızız yani, hani bazı noktalarda rahat hareket etmek isterim falan dediğinde ben de evet demiştim yani, rahat hareket et. Ama beni incitecek, hani benim sınırlarımı ilan edecekse o zaman biz birlikte olamayız. O da benim kuralımı anlamıştı. Ve dengeliydik yani. Dengeliydik ama işte öyle şeyler açtık hepsi. Dengeliydik. Sanki bir tek o kızla mı beraber oldu? Geçmiş 20 sene. Bildiğimiz arada, o yani. Arada hani neler olmuştu? Ve son da. Hani tekrar birlikte göründüğü için onu söylüyorum. Çünkü hayatıyla ilgili hani Ebu Şallı'ya benziyor eski kaç tane önemli ilişki yaşadığını bilmiyorum. Hepsi önemliydi, önemsiz değil. Hepsi mesela kaç tane ilişki yaşamışsındır? Ünlü birisi oldu mu hiç kaç bilmediğimiz? Tane, 50 tane falan ilişki yaşamışımdır hayatım boyunca. İçinde önemli dediğimiz ya da sanatçı dediğimiz, star dediğimiz seni çaktırmadan götürmüş var mı birileri? Vardı tabii ki canım, olmaz mı? %100. %100. Olmaz mı? Kimse razı. Bizim bildiğimiz çok var mı mesela bir önemli birisi? Hayır, hepsi değerli benim için yani. Bizim için de. Davranışlarından memnun olmasın. Kaçmak istediğinde nasıl bizim alanımıza inip hepsi değerli kaçıyor. Bak burada isim derin, verebiliyor musun? Derin düşünce bizden gitti. Şimdi Yıldız'ı biliyoruz. Biraz önce Seda'dan bahsettin. Çok eski ya. İsim vermem tabii ki. Yıldız çok eski. Evet. Muhakkak daha büyük yaşlarda kesin. Daha yani derin belki. Yaşadığı mutlaka bir şey var. %100. Biliyor musunuz siz? Yok ama %100. Belki de biliyorlardır. Olabilir ama ben isim vermem yani. Tabii. Ben biliyorum vermem. Sanki. Ama söylemeyeyim. Öyle mi? Baş harfini olay söyleyeyim. Çok iyi, heyecanlı baş bir yere doğru. Baş harfi de ondan büyük bence. Tabii %100. Öyle düşünüyorum ben en azından. Allah Allah ya, niye söylemiyoruz? Aşk yaşamak kötü bir şimdi şey. Şimdi ona saygısızlık etmek istemem, o söylemek istemiyorsa. Evli mi şu an? Ne? Evli mi şu an? Evli mi? Yani bir tanıyoruz canım, çok iyi. Yani ben yanlış bilmiyorsam bir tanesini çok iyi tanıyoruz. Allah Allah. Ama olsun. Yani bitmiş sonuçta. Bitmiştir tabii ki. Şimdi bitince konuşulmaz aslında. Ben sevmem bitince. Peki nasıl bir işte oynamak istediğini söyledin. Bak ne kadar düzgün bir çocuk. Söylemiyor değil mi? Gayet akıllı. Mustafa Sandal olsa mi? Söylerdi. Mustafa Sandal yaşamadıklarını söylüyor. Peki dedin ki böyle daha... Aksiyon. Aksiyon. Aksiyon da Türkiye'de nasıl bence başarılı? Bence dönem filminde i̇şte, oynamalı. Onu başarmak istiyordum zaten. Hmm. Ona da işte ne yapmak istesem olmadı. Sporla uğraşmaya devam ediyor musun? Pardon. Türkiye'de aksiyonla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Bunun öncüsü olduğumu düşünüyorum. En azından hissettirdim bu karakterin ruhuyla da alakalı. Bu yapıdaki filmlerin ruhuyla da alakalı. Yapılmadı değil, yapıldı. Kıvanç oynadı falan. Dövüş filmleri yapıldı. Ve ilerliyor da o sektör o ama konuda. Ama bir şekilde Türkiye savaş sanatlarını, aksiyonu tam olarak hani algılayamıyor. Ya da çukuru aksiyon sanıyorlar bana ne katıyor, yani. Bana ne katıyor çok falan. Büyük bütçeli işler. Çünkü aksiyon çok güçlü enerji yaratan bir şeydir. Yani enerjiyi Can aldıktan Yaman'ı sonra beğeniyor musun? Her alanda hayatta kullanabilirsin o enerjiyi. Can Yaman yani bizi yurt dışında temsil yani. Ediyor mesela. Ama o aksiyon olabilir. Adamı falan değil o yani. Evet ama şu anda gerçekten bir aksiyon dizisinde rol alacak. Evet. Ya daha doğrusu aslında biraz fantastik de bir dizi. Kimle oynamak isterdin, kadın? Yok öyle bakmıyorum yani, uygun görülen karakter. Ama hayır, insanın gönlünde mesela oyunculuğunu son oyunculuğunu beğendiğin kadınlardan
Kim olsa olabilirdi. Herkes olur ya. Yani sonuçta bir canlı. Peki beğendiğin bir dizi var mı şu anda? İçinde olsaydım ya bak mesela burada olsam iyi olur. Mesela dönem filmlerinde olabilirsin gibi geliyor. Dönem filmlerini seviyorum. Çünkü o işte savaş ruhu bizde de vardı. Bir dönem çok popülerdi dünyada savaş filmleri. Yani. Şimdi Türkiye'de de yapılması için hep düşünüyorduk. Neden yapılmıyor falan diyorduk. Söylüyorduk. Yapılır mı? Yapılmaz mı? Sonra yapılmaya başlamıştı. Fizyonomi falan inanılmaz uygun. Yani değil mi? Tipi falan. Bu eski dönem filmleri oynuyor ya şimdi. Yani bütün Osmanlı falan. Evet. Bence olabilirsin şu anda. Aslında oyuncunun bence yer ve mekanı yok ya. Hepsini oynar aslında yani. Aslında zaten o da onu söylüyor. Nejat yani... İşler'le görüşüyor musun? Yok biz tanışmıyoruz. Bir kere dışarı çıkmıştık hep beraber kalabalık bir grup. Sen öyle bir resim mi hatırlıyorsun? Orada hani çok konuşmadık ama yan yanaydık o kadar. Ama tanışmıyoruz yani. Nejat İşler biliyorsun bir dönem ciddi sağlık problemleri yaşadı. Parmaklarını kaybetti falan ve sektöre çok kısa da bir süre ara verdi. Ama sonradan çok güzel döndü. Serenay'la başrolde bir filmde oynadı falan. Ha. Çok da güzel devam ediyor. İnşallah sağlığına önem verirse daha İnşallah. Da güzel olacak. Yani merak ettim. Acaba geri dönüş hikayelerini duymak istedin mi? Sektörden kopmuş kişilerin tekrar nasıl sektöre döndüğünü merak ettin mi? Ya da sen nasıl geri Senin bir yöntemin döndün? Olacak mı? Nasıl döneceksin? Ben sanat yapmak istiyorum yani. Bir şekilde özgürleşip zaten. Bir şekilde özgürleşip sanatımı yapmak istiyorum. Sıra dışı bir yanım var. İlginç bir karakterim olduğunu biliyorum. Farklı bir yüzüm olduğunu da biliyorum. Ama tipimle bu yaşıma kadar hiç ilgilenmedim. Ben hep düşünselliğimle, yarattıklarımla, var ettiklerimle hep ilgilendiğim için bir şekilde sanatçı oldum. O yüzden de sanatımı yapmak istiyorum. Yani özgürleşip sanat yapmak ama... istiyorum. Şu an acayip bir asker olabilir mesela. Evet ama... Yani mesela savaşta bence Osmanlı olan bütün bu padişahların serileri var ya orada çok önemli bir rolde olabilir. Dönemde, şahını, dönemde. Bir şekilde dönemde ben görüyoruz seni. Ben de dönem seni. İstedim sanki. Dönemde görüyorlar evet. Dönemde olmalısın sen. Senin sorduğun acaba şöyle olabilir mi? Sor. Böyle düşmüşken nasıl geri dönebildin? Düşmedim aslında, işte. Düşen geri dönemez tabii ki ama ben düşen öyle bir şey yoktur. Düşen geri dönemez. Mecazi anlamda kötü niyetle söylemiyorum. Düşen geri dönemez. Belki de sen aslında düşündüğümüz başka gibi zayıf değilsin başka bir belki şey söyleyeceğim. De. Hayır başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi insan kolay kolay düşmez. Ben yaşadığım tecrübelerden hani birçok çıkarımım oldu. Birçok farklı noktalara değindim kafamda. Önemli olan kendimi yetiştirmenin de ötesinde ulaşmak istediğim sonuçlardı falan. Çünkü çok şey düşünüyordum. Hepsi bir bütündü. Şimdi düşmek öyle bir şey değil. Bir şekilde yanlışların, hataların ve uygun olmayan davranışlarınla beraber eksilmek, azalmak, çevredeki görüntün, insanlar arasındaki sana olan bakışın değişmesi falan gibi durumlardan ötürü inip gidiyorsun. O zaman gidiyorsun. Sen öbürü senin tasarrufunda öyle mi diyoruz? Benimki ben düşmek olmadı. Ben sadece şekil değiştirdim. Yani başka başka tipler oldum, başka başka kültürler oldum ama hep arayışlarımdandı. Yani yaşamak istediğim şeylerdi. Ne bileyim bir kabadayı ruhu yaşamak istiyordum. Ve kabadayı algısıyla bakmak, o dönemi hatırlıyorum yani kabadayı algısıyla bakan. Çünkü kadınlar kabadayıları çok sever, erkekler çok sever. Şimdi kabadayı ne? Nasıl hissediyorlar, ne düşünüyorlar? Kabadayı yaşadım geçti, düşünür olmak istedim, düşünürü yaşadım. Onun içinde bir sürü tip yaşadım yani. Peki bu esnada kaç yıl dizi ya da film çekmedin? 15 yıl. 10 yıl. 10 yıl çekmedim. Bu tümüyle senin tasarrufun muydu yani? Yani tümüyle değil Arto. Mutlaka ki sana yaşatılanlarla beraber senin izlemek istediğin yollar oluyor. Biraz yani, uzak kalmak istiyorsun, uzaklaşmak istiyorsun. O da var. Yani. Hani doğrularını yaratıyorsun oluyor. Çünkü yaşadıklarınla alakalıdır. Öyle tümüyle tasarruf olması imkansız öyle bir şey. Tabii. Sadece o yaşadıklarınla yönleniyorsun falan. Biraz magazin yapalım mı? Yapalım. Bergen'i izleyecek misin filmi? İzleyeceğim. İzleyeceksin ama Bergen'in daha bu kadar ikinci gününde, üçüncü gününde bir takım olaylar çıktı. Mahsun Kırmızıgül bir açıklama yaptı. Aslında bir oyuncu olarak sana soracağız ama Mahsun Kırmızıgül'e Özcan Deniz'in enteresan evet. bir cevabı var. Bir izleyelim bakalım bizim fikrimiz ne olacak. Filmin vizyona girmesiyle Bergen polemikleri magazin gündemini kısıp kavuruyor. Ünlü isimlerin karşılıklı açıklamalarından sonra Bergen rekora koşuyor. Geçtiğimiz cuma vizyona giren filmi 3 günde 718 bin kişi izledi. 1100 salonda gösterime giren Bergen biyografi filmleri arasında tüm zamanların en iyi açılış rakamını elde etti. Seyircinin büyük bilgiyle karşıladığı film eleştirmenlerden tam not alırken müzisyenliğin yanı sıra yönetmen
yönetmenlik de yapan Mahsun Kırmızıgül'den geçer not alamadı. Ünlü sanatçı, biyografi filminde oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği anda çıkıyorum diyerek amatörce söylenen şarkıları duymak zorunda değilim diyerek filmde Bergen'in kendi sesinin kullanılmamasını eleştirmesi olay oldu. Mahsun Kırmızıgül'e cevap sürpriz bir isimden geldi. Kendisi gibi müzisyenlikten sinemaya geçen Özcan Deniz, Mahsun'a cevap verdi. İki ünlü ismin sahnelerde başlayan rekabeti beyaz perdeye yansıdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Mahsun Kırmızıgül'ün düşüncelerine katılmadığını ifade eden Özcan Deniz, gönderisinde şu ifadelere yer verdi. Bildiğim kadarıyla sadece Farinelli filminde sanatçının sesi teknoloji yardımıyla oluşturulmuştu. Onun dışında tüm biyografi filmlerde oyuncular full performans sergilediler. Yabancılarla aramızdaki fark oyuncuyu role hazırlarken aynı özeni stüdyoda göstermemek. Ama yine de izlediğimiz bir hikaye, konser değil. Beklenilen hikayenin doğru aktarılması. Oyuncunun kendisi Bergen ya da Müslüm değilse, onları bir oyuncu canlandırıyorsa olması gereken sesin de oyuncuya ait olmasıdır. Yeşilçam dönemi kapandı. Artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp. Farah zor bir işin altından başarıyla kalkmış. Tebrikler. 10 yılı aşkın bir süre küs kalıp 2018 yılında barışan Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül böylece yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmiş oldu. Eski Yeşilçam kalmadı. Artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp diyor ve biraz geri kafalı buluyor herhalde Mahsun Kırmızıgül'ün açıklamasını. Ne diyorsunuz? Doğru değil bence Mahsun'un açıklaması. Ha, sen Mahsun'a katılmıyorsun zaten. Yok, Özcan'a bu bir belgesel değil yani. Bu evet. Bir o sanatçının hayatını anlatan belgesellerde kendi sesi oluyor. Evet. Kendi görüntüleri oluyor. Arada canlandırmalar oluyor. Birisi de dış ses olarak anlatıyor. Burada kendi sesi okey ama şimdi bu yeni filmlerde bu bir film. Dolayısıyla oynayanın o ustalıkta Timuçin Esen gibi hakkını verdikten sonra kendi sesini oynaması çok daha önemli bir şey bence. Yani oraya bence, onu yapıştırarak oynaması çok kolay bir şey yani. De çok kötü. Buradaki problem hani yeterince şarkı performansının iyi olmayışından yola çıkılan bir eleştiri. Evet, o doyurmadı belki ama. Evet, o doyurmamış şimdi olabilir. Ama bunun bir yöntem, bir teknik olduğunu şey, söyledik. Şimdi o da kendine göre yönetmen ya. O yoğurdu böyle üfleyip iyi olabilir. O zaman olabilir. Kişiselleştirsin. Evet. Desin ki kız iyi bir oyuncu ama sesi bu rolü oynamak için yeterli değil. Ya bir de bir şeylerin normları ve kalıpları yok ki. Biz de türkücüleri yönetmen olarak gördük. Çok güzel, çok başarılı oyuncular olarak gördük. O yüzden bunun bir tekniği yok yani. Sana bir şarkıcı rolünü canlandırmak düşse. Kendi sesini kullanır mısın? Kendi sesimi onun sesini taklit ederek yapmak isterim yani. Ha, benzeterek. Tamamıyla benzemi, o ruhu algılamam gerekiyor. Hmm. Sesini benzetmem gerekiyor. Hiç değilse ama diyorlar mesela ki Timuçin Esen'de böyle bir şey yapılmamış. Sessem, hiç değilse biraz Müslüm Gürses hissedilmeli. Ama tamam. Tamamen ben Timuçin olmamalıyım. Ama. Biraz hissettik ama yine de kendi yorumunu kendi yaptı Timuçin değil mi? Timuçin Esen'in Müslüm Gürses oyunculuğu takdire şayan bir oyunculuktu. Çünkü ses olarak da Müslüm Gürses de belki örtüşemez ama asla bize başka bir ses gibi gelmedi. İşte bu. Anladın mı? Her eleştiri aynen böyle oldu. Başarılıydı yani. Bu müthiş yani. Bir şey yani. Bu kız bence şarkıyı beceremedi. Ha. O yüzden de aslında Mahsun'un genelleme yaptığı şey aslında kişisel eleştiri olması lazım. Çünkü kız çok iyi bir oyuncu bana göre. Biyografide iyi bir çalışma gerekiyor. Oyunda ama zaten çok bir problem yok. Şarkı söylemek başka bir şey yani. Şarkılarda saç, biraz makyaj daha. Ve kostüm zaten muazzam değil mi? Onlar da daha derin acite edilebilirdi. Çünkü çok acı bir hayat. Yani orada Serenay'ın olması çok acı niye daha iyi olurdu diye düşündüm hep, biliyor musunuz? Şarkı söyleme yeteneği biraz daha fazla olduğu için Serenay'ın. Belki. Yani Bergen'in hayatı çok acı bir hayat mı, onu tartışıyoruz şimdi. Evet. Bir, hastalıklı bir aşk. Ben acı dedim. Ama şimdi ben çok acı değil. Deyince yani çok acı. Bergen'in tercih ettiği, yüzüne kezzap atıldıktan sonra tercih ettiği bir hayat var. Yine aynı adam ya. Ama evet. Çok acı şimdi yani. Bu çok acı bir şey. Ama bu aşkının tercihi. Yani, kendi tercihi. O, evet yani bunu kalbi öyle istiyor. Şimdi evet. Aile tarafından bir zorakilik ama yok falan. Ama sonuçta bir dram var ya yine de. Dram kendi var. Kendi seçiyor ama dramı da kendi seçiyor. Kendimizi keseceğimiz bir dram değil yani, Dibera gibi. Şey, öyle bir hayata doğmuyor kader, yani. Kader, tam kader diyemezsin. Sen kendin etsin. Bravo, aynen orası öyle. Öyle yani. Cümlesi bence Bergen'in hayatını karşılığı. Devamlı dayak yiyor.
devamlı. Kendisi tercih ediyor. Tabii. Evde mi? Kocasından. Benim dediğim baba evinde yenilen dayaktan dolayı evlenmek zorunda kalan acılardan bahsediyorum. Anne evinde ilk başladığında zannedersin ki dedim ya sanki Fransız kolejinde. Ama temelinde sevgi varsa etkiliyor. Şimdi ona vuruyor ama zarar vermek için ya da acıtmak için onu öldürmek için değil belki de duygu olarak. Öyle düşünüyor. Yani onun çok sahipleniş de var işin içinde. Hani, çok sevgi de var. Maalesef bırakamam seni var. O şiddet var. İşte, kadın belki aynen. O şiddeti sevmiş olabilir yani. Çok i̇şte. Haklısın biliyor musun? Bazı kadın dövüldüğü zaman daha da çok sevildiğini evet. Düşünüyor. Diyor ki beni aynen. Dövmüyor acaba beni artık sevmiyor mu? Diyor. Tabii. Mantığı var o yani maalesef ya. Oldu. Ama birçok erkekte bu olabilir Allah bak. Allah korusun kadınlar. Ama buradaki adamda bu adam bir caniydi yani. Bir kadını öldürdü sonuçta. İlk önce yüzünü kezzap döktü ve düşünemiyorum ki kezzap döktükten sonra yine aynı adamı sevebileyim. Korkarım o adamdan. O adamda olmaktan korkarım. Korkarsın. Yani. Peki reklamlara gideceğiz şimdi. Ya dönüşte. Büyük bir fobi tabii. Dönüşte değil misiniz ya? Son sözlerini çok alacağız. Çok fazla tabii ki. Peki buyurun reklamlar. Peki Arda. İyi ki geldin. Teşekkürler. Seni, biz çok mutlu olduk. Evet, yıllar yani. Sonra tekrar ekranlarda görmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Hı. Ve bundan sonra hep öyle oldu inşallah. Ve çok karizmatik ve çok düşünceliliğiyle çok ayrı. Ve son derece dolu. Dolu. Gayet normal. Bence hayır. Niye ayrı bir çiçek yani hepimizde hep ayrı olması çok daha özel değil mi bence? İşte buraya gelip kendini ifade evet. Edebilmenin de durumu bu. Hep son söylediğimiz şey değil mi? Kültürlü, haklı. Evet. Sadece hassas bir adam gördük. Yani. Evet. Senin çok söylemek istediklerini de dinleyelim, kapatalım. Benim söylemek istediklerim Dünya Bugün Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Çünkü aslında kadınların yönettiği ve kadınların hakim olduğu bir anlayışın içinde dünyanın var olması gerektiğine inanıyorum. Kılıbık mısın? Bunun için, hayır değilimdir ama aydındır. İşte bak bunu söyle bir erkekler önemli. Söyler sonra sorarsa kılıbık. Hayır. Ama dedi. Çünkü kadınların uysallığı ve uyumluluğu erkeklerden çok çok daha yapıcı. Yani erkekler çok uyum konusunda bence bir kadın erkeğini kadınların hakim olduğu vezir de eder, rezil de eder. Kadın yapıyor ama çünkü çok önemli. Ama çok da kazandırıyor yani kadınlar evet. Her zaman kazandırır. Kadın eğer önemli. Dinlersen kadından kendine baktığın zaman çok başka bir duygu. Doğru. Ama kadınların da erkekten kendine bakması gerekiyor. Çünkü aynı şey onlarda da var diye düşünüyorum. Çünkü insan. Zaten peki. Yani gender'a gerek yani cinsiyetçiliğe gerek yok. Çünkü insan. Çok teşekkür ederiz. Çok İyi geldiniz. Çok keyifliydi ya. Çok teşekkür Dünya ederiz. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun efendim. Bana en güzel şarkı Selami Şahin tarafından yapılmış. Tapılacak kadınsın. Peki Selami Onları... Bey izin veriyor mu şarkı söyleminize? Yani şarkı başı 25 bin lira istiyorum olsun. Değer ona. Paranız yoksa söylemeyin. Daha büyük isteyen var. Emrah? 100. 100 bin. Ne diyorsun? Şarkıyı okuyamayacak mıyız ya? Okuyamadım ben de mesela. Yani biz parasız bir şekilde şu tapılacak yani, kadını verelim. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Tüm kadınlara, annelere hepimize gelsin.